Hello gençler. Selam. Ne habersiniz? Chat artık ondan geriye sayıyor. Selam kızlar demiş. Ne yapıyorsunuz dostlarım? Nasıl keyifler? Ben iyiyim ya, bomba gibiyim ya. Bugün pazartesi. Bugünü sayma, bugün bitti artık. Salısı var, perşembesi var, peşinden de cuması var. Özledik be abi seni diyor. Yalan oğlum, daha dün yayın açtık ya. Abi bir önceki hafta pazar yayın açınca bir kafada karışıklık oldu benim. Ondan sonra pazartesi yayın açmayı unuttuk geçtiğimiz hafta. O yüzden bu hafta böyle bir hata yapmadım. Aydınlat bizi reis. Hemen eğitim ekranına gidiyoruz. Hemen. 21.15'te toplantı var. 15 dakika geleyim demiş. G Fox. Eyvallah abi. Toplantıyı siktir et ya. Boş ver yani. Katılma. Gel gel. Çarşamba yok değil mi abi demiş. Planı vallahi çarşamba da yapmak ya. Açıkçası çarşamba da yapacağım. Abi hangi macunu kullanıyorsun? Dakika bir gol bir oğlum. Bu arada sandalyem Ikea'dan. Geçtiğimiz pazar günkü yayını hatırlayan arkadaşlar için ben baştan söyleyeyim. Windows'a Linux'e kat kat daha iyi bir işletim sistemidir. Aksini iddia eden Linux çekirdeğinden bir haberdir. Windows Linux'tan kat kat daha iyi bir işletim sistemidir. Aksini iddia eden Windows çekirdeğinden bir haberdir. Emir. Biz bunun cevaplarını Discord'da verdik. Güzel. Sevindim. Teşekkür ederim. Seko 654. Kusura bakma dostum. Biz prensipleri olan bir kanalız. Ama çok seviyorum. Emir dediğim anda zaten hani konu ya bandır ya da başka hiçbir şey değildir yani. Hani o yüzden güzel bir şey bu. Yalnız Emir geç kaldı ya. Sen mi vurdun? Çiçek. Evet abi. Çiçek. Kaldır banını bir de Emir vursun ya. Yazık yani. Gerçekten çocuğun içinde kaldı. Buyur Emir'cim. Evet Emir. Heyecanla seni bekliyoruz. Haymat etti. Aa sen insancıl mı oldun lan? Karnım tok abi çok. Şey Allah kabul etsin. İftarını mı yaptın? Evet evet. İyi Allah kabul etsin. Abi. chat nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl keyifler? Bugün pazartesi değil mi? Evet yayındayız pazartesi. Selam abi yayınlar. Hoş geldin can dostum. Of konferansımız yaklaşıyor ya. Merakla Cuma'yı bekliyorum ben de. Keynote speaker'ımızı da duyurduk biliyorsunuz. Ben yeniyim, full sohbet mi yayın? Yo 20 dakika yayın yapıp ondan sonra kafa üstü application security'ye gireceğiz bugün abi. Eğitim yapacağız. Merhaba, sizin Twitch'te takip ettikleriniz kimler? Benim Twitch'te böyle yayınların haricinde vakit geçirmişliğim çok yok açıkçası abi yani. Hani... çok vakit geçirmiyorum hani yani Twitch böyle bir şeyler önerdiği zaman tıklıyorum bakıyorum insanlar ne yapıyor diye çünkü uzak olduğum bir dünya açıkçası Twitch'in genel kültürü ve olayı. Bir önceki yayınlarda da hep söylüyorum zaten yani hani canlı siber güvenlik eğitiminin verilebileceği en yanlış ortam Twitch. O yüzden buradayız. Hani o yüzden cevap veremem yani hani takip ettiğim kanallar yani dostlar arkadaşlar açısından diyorsan abi Lunizin kanalı var bizim işte. Bir onu takip ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyenler olmuş. Eyvallah. Yayında olacağım dedim ve geldim. Buradayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi niye YouTube yok Twitch? Ben YouTube'u sevmiyorum ya. Yani genel olarak sevmiyorum bu tür işler için. Hani o yüzden burası gayet daha güzel. Ama YouTube kanalına böyle Twitch'teki videoların bir ay önceki yani bir ay geçtikten sonra eski videoları atıyoruz oraya da. Orada da YouTube'da da bulunuyor. Besim Hoca gelecek mi? Besim Altınok bir açıklama yaptı Twitter'dan görmüşsünüzdür belki. Besim'in çalıştığı firmanın kendi kuralları çerçevesinde Besim'in bizim konferansta bulunması uygun görülmemiş sanırım. Besim de bu yüzden ayrılmak zorunda kaldığını dile getirerek müsaade istedi. Ben de diyebilecek bir şeyim yok. Pek tabii ki can dostum başka sefere nasip olur inşallah dedim. O nedenle Besim Altınok'u her ne kadar... Sizler konuşmacı olarak seçmiş olsanız da konferansımızda bulunamayacak maalesef.
XXC injection işleminin blind türü var. Onu detaylı olarak çekersen çok iyi olur. İnternette tam olarak detaylı olarak yok. Kesin vardır internette detaylı olarak ama ben bu yayında bahsederim blind XXC'den tabii ki de. Tabii ki de bahsedeceğim ya. Blind'ından bahsetmeden olmaz yani. Hayır abi, Twitch'te para var ondan buradasındır demiş. Ben olsam böyle yapardım. Lord Tegan çift sıfır. Ah dostum ya, keşke yani. Bu arada konu para için olsa ne YouTube ne Twitch yani, daha adres neyse. Besim abinin yerine biri gelecek mi? Hayır. Konferansımızda 6 tane konuşmacımız, bir tane de keynote speaker'ımız var abi. İyi yayınlar diyen herkese teşekkür ediyorum. Abi bir site indirsek canlı yayında da banlansak sonumuz olsa değil mi? Abi PGP'yi merak ediyorum. Kaynak verebilir misin? Bir yayında PGP'nin nasıl çalıştığından da anlatabiliriz ya. Çok zaten yayınlarda anlatmak için konu aranıp duruyorum ben. O yüzden ileriye atalım onu yani. Konferansımız önümüzdeki cuma günü sabah 9.59'da başlayacak. 6 tane alanında başarılı, bu alanda benim gerçekten çalışmalarını yakından takip ettiğim 6 tane hacker dostumuzun gelip konferansta teknik bilgi anlatacağı bir yer etkinlik yapıyoruz ve konferansla Twitch'ten bu kanaldan tamamıyla ücretsiz yayınlanacak. Yani hani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece Allah söyletti yani, hani subscribe olursunuz. Follow ederseniz yeter yani, haberdar olursunuz. Konferansın adresi de hackerconf.stream. OSQuery'i anlatabilirsin. OSQuery security aslında çok doğrudan dokunan bir konu, bu soru işareti. Orası daha çok monitoring tarafı için. Gerçi monitoring deyince security'ye dokunuyoruz da işin çok daha blue tarafı için olan bir konu bence. Hani keynote, VNet, Rice'de ne olacak? Ben sizi hızlıca bir konferansın sitesine götürüp anlatayım mı bir şeyler? Bap bap bap. İşte bu konferansımızın web sitesi. Biraz zoom in yapacağım. Zoom in, zoom in, zoom. Şimdi 3 gün 12 saat 52 dakika 45 44 43 42 41. 3 gün 12 saat 52 dakika böyle sayıyormuşum arasını satayım. Selam, iyi yayınlar demiş Chaos. Hoş geldin dostum. Tek yapmanız gereken abi şu anda yayını izlediğiniz kanalı follow etmeniz. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. İngilizce bilmeden hacker olunur mu? Hayır, olunmaz. Security derslerinin pekişmesi için en çok nerelerde vakit harcayalım hocam? Tavsiyeler demiş. İnternette deli gibi kaynak var abi ya. Sadece HackerOne'da publish edilen write-up'ları okumanız bile çok şey katar insana. Hani abi keyfin nasıl? Bomba bomba, keyfim çok iyi. Konuşmalara gelelim. Chloe Mastaki, sanırım pronansiyonu doğrudur. Benim çalışmalarını yakından takip ettiğim bir adet Ethical Hacker Advocate. Kendisi Women Hackers'ın da kurucularından biri. O kadar güzel bir şey ki böyle online konferans organize etmek. Ben hayatımda ilk defa bir konferans organize ediyorum. Daha önce hiç böyle bir tecrübem olmadı. Hani yayıncılıkla da ilgili en fazla 1,5 aydır bu kanal var. 1,5 aydır bir tecrübem var benim. Hani Call for Papers çıktık ve hani dünyanın dört bir tarafından gerçekten hani adı sanı bilinir insanlar Call for Papers gönderdi. Call for Papers'tan kastım da bu etkinlikte konuşmacı olmak isterseniz başvuru yapın diye adlandırabileceğimiz bir duyuru. Chloe ablamız bir Call for Papers'tan başvuru yapmış bizim etkinliğimize. Hani onu görünce direkt davet ettim. Keynote speaker olarak etkinliğimizde bulunacak. Yani açılış konuşmasını yapacak ve konu da aslında hacker rights. Yani hackerların hakları ile ilgili bize güzel bir konuşma yapacak açıkçası. Etkinliğe nasıl katılıyoruz diye soran herkese cevap çok basit abi. Haftaya cuma günü saat 9.59 sabahta bu kanalda online olun. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Katılım ücretsiz tamamıyla. Free for all. Durum bu. Peşinden Barkın Kılıç bir Red Team serüveni anlatacak. Daha önce bir kuruma gerçekleştirdiği bir hacking çalışmasının hikayesini bize anlatıyor olacak. Usama Sakip, Trapmind'de çalışan bir arkadaşımız. Detecting Code Reuse by CFG Analysis diye bir topik var anlatacağı. Benim en çok merakla beklediklerimden bir tanesi bu. Ne yalan söyleyeyim. Yani şu topiği Barkın'dan dinlediğim için bu bayağı güzel. Hani ama merakım yok çünkü biliyorum. Herkese selam, hoş geldiniz. O yüzden bu konu hakkında detaylı bilgim yok. Bizim ekipten Ahmet Bilal Can Android oyunlarını nasıl hacklediğini anlatacak. POC'lerini bana gösterdi. Adam bildiğin wallet açıyor anasını satayım Android oyunları üzerinde. Ve bunu nasıl yaptığını anlatacak. Ve hani
bir iki oyununda Zero Day'ini dumplayacak diye tahmin ediyorum. Live size gösterecek yani. Hani hikaye bayağı eğlenceli geçecek. Konuşma sırası bu. Şu anda belli. Konuşma sıramız bu arkadaşlar. Hani sabah 10'da başlayacak. Böyle devam edeceğiz. Peşinden bir Just Chatting with Sponsors diye section koyduk. İngilizce olan sunumların başında EN yazıyor abi. 3 tane İngilizce sunumumuz var. 4 tane de Türkçe sunum var etkinlikte. Keynote speaking, keynote speaker'ımız İngilizce anlatacak. Usama İngilizce anlatacak. Peşinden değil. Hani 3-5 konuşma sonra da Husam İngilizce Windows üzerinde RPC protokolleri üzerinde nasıl exploitation ve işte attack surface analizi yaptığını bize bahsedecek. Edrom sunumuna ne olduğuyla da ilgili tekrar bir açıklama yapayım. Besim Altınok. Öncelikle madem burada 200 kişiyiz şunu açıklayayım arkadaşlar. HackerConf'a gelen başvuruları ben kafama göre seçmiyorum, tamam mı? MDISEC kanalına subscribe olan arkadaşlarım Discord kanalında bulundukları grupta gelen call for papers'ları ben toplulukla paylaşıyorum. Topluluk diyor ki bu konuşma güzelmiş abi, bu gelsin. Hani 30-40 tane upvote gördüğümüzde de konuşmayı buraya ekliyoruz. Benim seçtiğim bir şey değil. Yani Besim Altınok'u ben kafama göre seçmiyorum burada. Hani burada hiçbir konuyu neredeyse kafama göre seçmiyorum. Bir tek şuna ben karar veriyorum. Bir de şuna ben karar veriyorum. Ona da yüksek müsaadelerinizi rica ediyorum açıkçası. O yüzden Besim Altınok'un konuşması da Besim'in çalıştığı firmanın politikalarına uymadığı için bu konferansta konuşmacı olması, Besim bizden müsaade istedi. Ben katılamayacağım diye. Kendisinin de haberi yokmuş sanırım durumdan. Böyle bir talihsizlik yaşandı. Bu kadar. Besim de zaten bununla ilgili Twitter'dan açıkladı. Ben onun elçiliğini yapıyorum yani. Özetle durum bu. Etkinlik toplamda kaç saat sürecek belli mi? Yoksa spontane mi genişleyecek? Çok spontane değil. Akış bu. Ortalama 6,5 saat falan süreceğini düşünüyorum ben. 6,5-7 saat. Bugün size de bir iki tane güzel duyurum var. Lan yani konferansa mı saklasam o sürprizi? Burada açıklasam mı bilmiyorum yani ama. Araya şöyle bir şey ekledik. Just Chatting with Sponsors diye bir alan. Abi hani bu kadar konuşmayı dinledikten sonra birazcık mola gerekiyor gerçek konferanslarda, ama sanal ortamda mola yapmak gibi bir şey yok açıkçası. Siyah tişört çekilişi de yok, onu da söyleyeyim baştan. yani arada bir mola yapmak gerekiyor. O yüzden buraya bir yarım saatlik session koyduk. Etkinliğimizin sponsoru olan firmaların, ki görüyorsunuz bayağı güzel firmalar var etkinliğimize sponsor olan. Etkinliğimize sponsor olan firmalardan birer kişinin katılacağı, benim de moderasyonunu yapacağım siber güvenlik goy goy yapacağız. Yani literally goy goy abi, başka hiçbir şey değil. Hani burada muhabbet dönecek. Sizler chatten soru sorabileceksiniz. Doğrudan sorularınızı görebileceğiz. Akabinde de etkinliğe saklayacağım sürprizleri, ama bomba sürprizlerim var öyle söyleyeyim. Yani hani 6,5 saat bilgisayar başından kalkamayacağınızı düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim yani. Peşinden Utku sahne alacak, peşinden Husam sahne alacak ve en sona bilerek bıraktığım Alparslan'ın Ak Yıldız konuşması var. Çünkü en bomba sunumlardan bir tanesi. Klasik etkinlik taktiğidir bu. Güzel konuşmayı sona bırakırsın kimse gitmesin diye. Yani nasıl zaten millet 4'te gelir bunu izler gider. Onun da farkındayım ama olsun, deneyelim şansımızı dedik. Bu etkinlik yayın kaydı olacak mı? Tabii ki de. Besim Altınok'un kitabı nasıl? Okuma fırsatı olmadı abi. Bilmiyorum. O yüzden üzgünüm. Etkin yani şey detay anlatamam ama yani 4-5 tane baskı yaptığına göre çok iyi bir kitaptır. O yüzden bir şey söyleyemem. Okumadığım kitapları önerme imkanım olmuyor hayatta. Tekrar YouTube'a gelmeyecek dostlar. Twitch'te bulunacak. Daha sonra ekleyebiliriz belki. Hani yayın açınca atarsan efsane olur. Insta'dan geldim diyenler var. He ya, öyle bir alışkanlığı benim çok yok. Dediğim gibi yeni bir yayıncıyım. O yüzden çok bilmiyorum bu tür konseptleri. Ben de öğreniyorum dostlar. Yayından önce Instagram'dan paylaşmak yaparım tabii ki de. Yani YouTube'a biz eklemek işi çok kolay. Bir tıkla server to server upload ediyorsun abi. Ben kasten eklemiyorum. O yüzden sizin boşuna kasıp eklemenizi de istemiyorum. Boşuna yorulmayın dostlarım. Bu olayı Twitch tarafında yapmak istiyorum ben. Adresi de burası. Etkinlik bittikten sonra YouTube'a koyarız tabii ki de yani. Hani kalıcı olarak bulunsun tabii ki de. Niye bulunmasın yani? Ama dediğim gibi arkadaşlar etkinlik tamamıyla ücretsiz. Hepiniz sabah saat, cuma sabah saat 9.59'da, hani bu kanalın sıkı takipçileri bilir, yayın saatine 9.59 denmişse 9.59 çift sıfırda yayına girilir abi. Durum bu. Ben bayağı heyecanlıyım. Tahminleri alayım ya. Sizce kaç katılımcı olacak?
Gençler, ne diyorsunuz? ...700 diyen var, 500, 1500 çok iddialı. 1500'ü görürsek çok hoşuma gider yani. De 500 ila 1000 aralığına yığılmış herkes benim anladığım yani. Gayet güzel. Öğlene doğru 5000. 400-500 klasik abi diyenler var. Yo, ben 500'ü geçeceğimizi hissediyorum ya. Nedense öyle bir hissiyatım var. Yani 500'ü kesin geçeriz abi hani, ama 1K evet ya, benim de kafamdaki hedef 1K yani. 1K olursa bu etkinlik gerçekten başarmış demektir yani. Samet Akçı, 863 kişi gelirse abi sana hediye vereceğim la. Gel beni bul etkinlikten sonra. Vallahi çok öyle içinden gelerek bir rakam söyledin yani. Bir yandan da iyi değil mi? Meraklısı ulaşacak, sadece isteyen yani. He abi, benim de niyetim o ya. Bu işe birazcık meraklı olan insanlar bu taraflara denk geliyor zaten yani hani. O yüzden neden olmasın? Gönlümde 25 bin var ama hani GTA 5'te roleplay yapmıyoruz biz abi. Hani 25 bin olmaz. ya şey benim için çok da mühim değil abi. 100 kişi olursa da olur. Ne olacak yani hani, ortalama kişi sayısı. Ben böyle max kaçı görürüz diye bir merak ediyorum. Sonuçta ilk defa bir etkinlik düzenliyoruz hayatımızda yani. O yüzden merak ediyorum ne olacak diye gerçekten. Ama klasik yayınlarımız bile 200 kişi, etkinlik günü de 500 ila 1000 kişi aralığına toplanırız herhalde. Yumuluruz bilmem. Durum böyle. 100 mümkün değil diyor. Tabii tabii, 100 bence de mümkün değil ya. Zaten şu anda 200 kişiyiz de. 200 bile çok anasını satayım Twitch'te böyle bir içerik için yani. Çıkın lan yarınız dışarı. Kasıyor. Ha bak, herkes bir arkadaşını getirse. En sevdiğim hikaye bu arkadaşlar. Herkes artı biriyle gelse, tamam mı? Çiçek. Mis gibi olur yani. Şimdiki yayınları izleyip kavrasak konferansa Fransız kalmayız değil mi? Bence abi şu ana kadar hiçbir yayını izlememiş olsanız bile gene de Fransız kalmazsınız. Yani bu işin geçmişi geleceği diye bir şey yok yani. Hani o anı yakalayıp orada bir bilgi öğrenmek önemli. Hani şeyi de söyleyeyim, konferanslar sadece teknik bilgiyi özümsemenin adresi de değil. Konferanslar insanları gaza getiren bir şey abi. Hani yani ben ne zaman böyle yurt dışında bir konferansa gittiysem oradan dönerken böyle aşırı hype oluyorum. Anlatabildim mi? Gaza geliyorum falan filan. Hani bu etkinlikte de asıl ana birinci motivasyon zaten büyük bir topluluğu böyle heyecanlandırabilmek yani. Hani panayır gibi bir etkinlik olacak, böyle samimi, böyle düz. Hani anlatabildim mi? Açılış konuşması diyoruz ama yani kıza diyeceğiz ki good morning, it's your time to speak, hadi canım diyeceğiz. Konuşacak, anlatacak, samimi yani, hani niyetim o. Hype'lanıp abone olduğum daha dün keşfettim. Hoş geldin abi. Korona sonrası yayınları salmazsın değil mi? Herhalde ben korona sonrası bu yayınları salarsam bir 200 kişi beni linç eder abi. Öyle bir lüksüm yok diye düşünüyorum ya gerçekten. Gerçekten sanmıyorum olacağını yani hani. Ha bu arada bir duyurum daha var. Şeyden Twitch, pardon, Discord kanalımızdan duyurmuştuk. Discord'da olmayan herkesi de bekliyorum. Buyursun gelsin Discord'a. Discord'la ilgili iki tane çok, ya biri harika, mükemmel, ilginç olan, diğeri de böyle geçtiğimiz haftalarla ilgili bir duyurum var size dostlar. Katılım sertifikası olacak mı? Evet evet olacak. İbrahim P'ye, senin için Twitch'e katıldım abi. Ya MDHSEC yayınları için Twitch'te account açanların bir artı birini alalım tekrardan. Bir yoklama görelim ya. Gel. Ya ben dahil herkes zaten şeyde Twitch'te account açtı sırf bu yayınları izlemek için yani hani. Böyle MDHSEC kanalın followerlarına bakın abi, herkes böyle şey ikonsuz, herkes Twitter'daki yumurta account gibi yani hani. Hepimiz aslında pratikte bir botuz Twitch'in gözünde, biliyorsunuz değil mi? Hani sadece MDHSEC yayın açınca gelip online olup izleyip sonra gittiğiniz accountlardan ibaret bir topluluğuz biz yani hani. Adamlar o yüzden bana partnerlık vermiyor büyük ihtimalle. Böyle bir düşüncem var benim yani. Ben dahil hepimiz botuz, öyle söyleyeyim adamların gözünde. Baksana bir dünya insanız yani bu yayınlar için burada olan. Şimdi gelelim duyurulara. Duyurular diyorum hani. Bir, daha 10 dakika önce hesap açtım, chat'e yazı yazamıyordum. Aynen, bir 10 dakika sus payımız var ilk account açıp follow eden arkadaşlar için yani. Biz niye partnerlik vermiyorlar? Hiçbir fikrim yok abi.
Mr. Robot izledim ve hacker olmaya karar verdim. Bu arada arabesk dinliyorum. Sorun olur mu? Yok, sorun olmaz. Windows'un daha iyi bir işletim sisteminde olduğuna inanıyorsan sorunumuz var. Onun haricinde yok dostum, sıkıntı değil. Şimdi hatırlarsanız MDISEC kanalını 1,5 ay oldu açalı. Yayınlara başladığımızda tüm şartları sağladığımız için söylüyorum abi. Partnerlik başvuru imkanımız açık yani, hani de vermiyorlar. Çok da mühim değil ya. Ben biraz goygoyundayım. Neyse, duyurumu yapacağım lan, yeter. Şimdi MDISEC kanalının affiliate imkanı açıldığın yayından sonraki ilk yayında subscription imkanımız gelmişti, hatırlarsınız. Subscription'lı ilk yayınımızda arkadaşlar İzmir Seferihisar'daki Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan genç dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına kanalın tüm subscription gelirlerini oradaki dostlarımıza göndereceğiz diye bir yükseliş yaşadım ben. Çok da hoşuma gitti. Yani böyle bir haberinde geldiği haftaydı bana zaten. Bir arkadaş yazmıştı destek olabilir misin diye. Öyle bir yayın yaptık. O yayında zaten bir 300 küsür subscription'ımız oldu. Hani yani 377 sub oradan geliyor abi. 420 dolar para toplandı. Üzerine de ben hasbelkader bir 220 dolar da ben ekledim. 640 dolarlık bir bağışta bulunduk. 4000 küsür lira o zamanın parası lan. 3 hafta öncesi için, yani bir ay öncesi için o zamanın parası deyince 1 lira oynuyor dolarda tabii şu aralar. O yardımların hepsi İzmir Seferihisar'daki genç kardeşlere bu hafta iletildi arkadaşlar. Oradaki çocukların tüm işte bir evde kalıyorlar işte, hani onların beyaz eşya ihtiyaçları vesaire gibi şeylerin tamamı karşılandı. Bunu da Discord kanalından bugün duyurdum. Yani bunu niye burada söylüyorum? Bu işin şovu ve biznesinden değil, 300 küsür tane subscription bağışının yükü benim omzumda sorumluluğu, yani hani o paranın ve yardımın doğru yere doğru şekilde ulaştığından teyit etmek gerek ve teyit edildiğinde de bunu sizlerle paylaşmam gerek, o gün destek olan olamayan herkese. Bu nedenle bunu burada açıklıyorum. Bir daha da topiği geçmeyecek dostlar yani. Özetle hikaye, birinci duyurum buydu size. Önümüzdeki haftada satın alınan şeylerin ihtiyaç listesini kalem kalem listesi tarafıma gelecek. Onu da spesifik olarak sadece Discord'dan paylaşacağım. Hepiniz bilin arkadaşlar. Hikaye bu. İkinci hikaye ise Discord kanalında bu hafta çok ilginç bir şey oldu. Müsaadenizle bir cam açıp geliyorum. Pap. Değişik bir şey oldu. Ekipten bir arkadaş dedi ki, ya hep bize şey sorusu geliyor bana. Siber güvenliğe nasıl başlarım? Siber güvenliğe nasıl başlarım? Siber güvenliğe yeni nasıl başlarım diye bir soru gelip duruyordu sürekli. Ve onun da birinci adımı İngilizce bilmek. Ama İngilizceyi hani bu topraklarda öğrenmek ve kendini geliştirmek bizim nedense birazcık ekstra zorlandığımız bir şey. Çok fazla çekiniyoruz, ediyoruz falan. Hani bizim ekipten DCE4 nickname'inde bir arkadaş Discord'dan dedi ki, ben IELTS'e hazırlanıyorum. Discord'da bir tane English Speaking ve English Writing Only kanallarımız olsa da buradan eğitim yapsak birlikte, insanlar birbiriyle konuşsa diye bir inisiyatif ve girişti. Böyle bir inisiyatif aldı arkadaşımız diyelim. Ve ilk yaptığı hani Speaking Club'da 35 kişiydik Discord'da. Hani denize mi girmek istersin, havuza mı girmek istersin topiği üzerinde konuştuk. Ondan sonra da abi dün gece sabaha kadar, yani genel sohbette sıfır mesaj, hani English Only Writing kanalda da anasını satayım 2000 mesaj, sabaha kadar böyle bir goy döndü. Böyle bir mevzu dönüyor Discord'da. Haberiniz olsun yani, İngilizcesini geliştirmek arkadaşlar için de böyle bir desteğimiz var. Benim değil, benim sadece hasbelkader bir şekilde aracı olma imkanına sahip olduğum bir konu oldu. Benim yaptığım bir şey değil. Bu işi gönüllüce yapan DCE4 dostumuza teşekkürler etmek lazım. Bir program açıklayacak bize. Hani her haftanın şu günü şu saat speaking club'ımız olacak. Şu gün ben işte ekran paylaşımı yapıp İngilizce ders anlatacağım sizlere işte. Hani tensler olur falan filan işte. O hikayeler geçecek. Hani Cambly'nin aylık subscription'ın parası 600 TL, bizim Discord'da bedava. O yüzden buyurun gelin. Durum böyle yani. Böyle bir gelişme var. Orada İngilizce muhabbet edip geliştirmeye çalışıyoruz. Bu arada bir sorun var abi, felsefi ama felsefi abi. Şimdi ben yazılım öğrenim ama yazılım işi yapmakla ilgili. Fakat anladığım kadarıyla sizin ek işi yıkmakla ilgili. Aslında yıkmak yapmaktan daha kolaydır. Ama neden hack işi daha zor? Bir işi cevapla. Abi şimdi şöyle, yıkmak yapmaktan daha kolay gözüküyor bizim alanımızda. Ama daha kolay yıkmak için hani gerçekten
ömrünün büyük bir kısmını çok büyük bir şekilde kişisel gelişime, siber güvenlik alanındaki teknik bilgi birikimine ayırman gerek. Ondan sonra yıkması biraz kolay oluyor. Hani bu hep şey gibidir abi. Hani Michael Jordan'ın maçını izlersin. Adam abi böyle ya da Stephen Curry'nin attığı üçlükleri izlersin. Adam o kadar kolay atıyor ki sanki çok kolay anasını satayım. Ama adam abi 10 sene boyunca günde 2000 şut antrenmanı yapmış yani. Günde 2000 tane şut atmış 10 sene boyunca. Hani ama onu izlerken kolay. O iş pek öyle değil abi. Anlatabildim mi? Hani ve siber güvenlik daha zor bir alan bana sorarsan. Make look easy muhabbeti genel olarak. Aynen abi. Kolay gözüküyor yani. Twitch'te benim bu yaptığım şey de birazdan eğitime gireriz. Kolay gözükebilir bazılarımıza. Kimileri hatta büyük bir kesim için çok sikko konu da gelebilir. Hani ama bir kesim dostlarım için de çok böyle abi nasıl adam bunları biliyor gibi gelebilir ama hani o kıyaslama veya öyle bakmak doğru değil. Ben hasbelkader işte 14 yıldır bu alanda çalışıyorum arkadaşlar. Hani kısmen küçük de olsa bir noktaya gelmiş bulunuyorum. Onun getirdiği bilgi birikimi, tecrübe, yani güven, özveri yi de eklersek hani onunla birlikte oluyor biraz hikaye yani. Bot geliştiriyorum. Site girişinde reCAPTCHA var. Nasıl atlatabilirim? X-Folded for Header'ını spoof et. Bak bakalım dostum görürsün. Hayır abi ben kolay demedim. Sen kolay dedin demiyorum dostum. Hani benim demek istediğimi anlamışsındır sen diye düşünüyorum hikayedeki yani. Hani ve bu işlerin başlangıcında da yazılım gayet tatlı olur derken Besim Altınok burada olduğunu belirtiyor. Besim'cim kesene bekle dostum. Çok sağ ol. Gönül isterdi ki senin güzel sesini ve bilgilerini de konferansta duyabilelim ama bir sonrakine nasip olacak inşallah. Ben bakınca çok kolay gelmişti ama pratike geçince en basit lap bile çözememiştim. Dışarıdan farklı gözüküyor. O hep öyle abi işte ya. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Biri gönül almaca yazmış. Yok ya bu Besim'in gönül almacası değil lan. Hiç alakası yok bence hatta yani. Yani her yayın gelip adam dağıtıyor bir şeyler. O yüzden öyle bakmamak lazım. Python'da config'den bulunan bir değeri şifrelemek istiyorum. Bir yöntem söyler misin? Bunun için bir Python'da bir tane pip package'i vardı. Symmetric key'ini environment'a ekliyorsun. Linux'un environment'ından symmetric key'i alıyor. Kütüphanede config dosyasını line by line decrypt edip hani programlama tarafına böyle veriyor diye bir husus vardı hatırladım ama adını bilmiyorum ya. Adını hatırlayamıyorum abi. Ama bunsa Ruby on Rails bunu default'ta yapıyor mesela Ruby'nin secret dosyası için abi. Discord'da iş ilanı alın. Ya şu ana kadar bir tek Barkın Kılıç bir iş ilanı verdi. Application Security, Application Pentesting alanıyla ilgilenen herkes Barkın Kılıç ile iletişime geçebilir. Rağbet olursa açarız abi. Hani her şeyi baştan açtığında da kalabalık ve boş duruyor. Rağbetle alakalı, ilgiyle alakalı bir şey. Üstad Türkiye'nin Silikon Vadisi gibi demiş. Eyvallah. Bu yani ilk defa katılıyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün abi programlama dillerinin yıllardır içerisinde bulunan XML parser kütüphanelerine bakacağız. 5 dakika sonra. Durum böyle. Abi aslında yeni başlayan arkadaşların birçoğu senin Mehmet İncenet bloğunu inceleyebilir. Evet abi ya ben 2014 yılından beri bloğunu tuttuğum bir adres. Yani onun daha öncesi de vardı. O içerikleri kaybettim. Toparlamam zor. Ama 2017'yi 2014'ten 2018'e kadar Türkçe blog yazdığım mehmetince.net adresinde ya envai çeşit yazı var elimden geldiğince paylaştım. Okumanızı öneririm ya. Çoğu hala eskimemiş olabilir. Abi ben web tasarım ve kodlama okuyorum. Bir tavsiyen olur mu? Geldiğim gibi konuya gireyim. Olur olur. Bu yayınları takip edersen ve özellikle eski yayınlara, ki eski yayınların hepsinin indeksini GitHub adresinde tutuyoruz. Bu GitHub adresinden bakıp özellikle web security tarafına giriyorsan tasarım ve kodlama ile ilgilendiğin için web tasarım ve web application development'tır diye düşündüğümden söylüyorum. Onların hepsini bir bakmanızı öneririm arkadaşlar. Durum böyle. Algoritma yeteneği siber güvenlikte ne kadar önemli sence? Ya bu geçtiğimiz pazar günkü yayında biraz değerlendirdik. Bu biraz üniversite eğitimine dokunuyor hani abi. Ama kafa açtığı için o algoritma ve programlamayı anlamak hani dolaylı yoldan iyi bir desteği olduğuna inanıyorum. Özellikle application security alanında çalışacaksan ömrün code review'larla, kaynak kod okumalarla geçecek. O zaman da bilmen gerekiyor algoritma ve programlamayı. Diye düşünüyorum abi. Durumlar böyle. Evet. Şimdi bugün ne yapalım? Bu XML parserlardan vesaire bahsetmek istemiştim. Bugünkü niyetim buydu.
Abi senin tavrını çok sevdim demiş. Çok sağ ol canım dostum. Yararlı olabiliyorsa bir şeyler burada samimi geliyorsa benliğimizi yansıtabiliyoruz demektir yani. Ne güzel. Discord'da da bekleriz. Hasret rüzgarları gel abi. Hack the Box çekilişi gelir mi? Gelmez. Yok yani hani çok isterseniz yaparım bir tane. Ne olacak yani? Ne bileyim. Ya bu kanaldaki en önemsiz konu çekiliş ya. Ben size söyleyeyim yani hani. Bunu ikinci kez soruyorsun Logirat. O yüzden hızlıca okuyacağım. İngilizce bilgisayar mühendisliğinden yeni mezun olduğum siber güvenlik alanında çalışmak istiyorum. Sence bu alanda bir iş bulana kadar iş aramaya devam mı edeyim? Yoksa önümde şu anda normal development gibi çalışma fırsatım olan yerler var orada. Mesela bak önünde development olarak, developer olarak çalışmaya başlayabileceğin yerler varsa buradan giriş yapmanın kötü bir yanı yok abi. Çünkü eğer gerçekten siber güvenlik yani cyber security senin için içinde bir yanan ateş ise development olarak, developer olarak başlamanın negatif bir yanı olmadığı kanaatindeyim abi. Oradan başla ama her boş vaktinde, her fırsatında değerli dostum sen siber güvenliği hayatında hissedersin. Yazdığın kodda da bakarsın, boş vaktinde okuduğun makalelerde ve orada ettiğin know-how, tecrübe bu sadece teknik bilgi birikimi değil. Bir ekibin içerisinde olma, bir firmadaki süreçleri görme, başka developerların bakış açısını bilme. Mesela şu anda bu çete bir soru soracağım. Sana cevap olacaktır, tamam mı? 18 yayındır dostlar. Ben size teknik bilgi aracılığıyla en iyi öğrettiğime inandığım şeyin başka bir yazılım geliştiricinin veya sistem mühendisinin bakış açısını anlayıp oradaki eksiklikleri bulmak olduğuna inanıyorum. Ben bunu öğretiyorum aslında. Buna katılanların artı birini alırım yani. Ne sordum lan ben? Çok uzun oldu cümle. Neyse. Anladınız siz. Güzel. Tüm chat artı biri basıyor. Çünkü evet abi yani hani çünkü teknik bilgi internette her yerde var dostlar. Yani benim bildiğimin 100 katı var. Gerçekten 100 katı var. Hani ama ben burada kendi bakış açımdan hani en ufak mesela Porsche Swigger'ın Web Application Security Akademisi'nde dandik sikko bir challenge'ı çözdüğümde bile sizi bir anda architectural tasarımlara bakış açılarını anlatmaya geçtiğimiz noktalar oluyor bu yayınlarda hep. O yüzden ben size bak yazılımcı bakışta öğretmeni aynen abi katılıyorum. Hani asıl benim gold değer gördüğünü düşündüğüm şey bu know-how abi. Ben bildiğim kadarıyla dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum yani yararlı olabiliyorsa ne mutlu. Konuyu işte Possibilgrid'i çözebilir miyiz abi? Ben çözmüştüm ama beraber çözsek çok fayda olur. Bence eğitim sonunda vakit olursa. Tamam, Possibilgrid üzerinden anlatırım abi. Ne olacak? Henüz bir labma hiçbir şey hazırlamadım zaten yani. Abi bu yayınlarda balık değil de olta bulunuyor demiş anlayabilene. Yani birçok arkadaş da yayınları bir en az üçer, en az ikişer defa yayın tekrarını izleyenler, tekrar tekrar kağıt kalem not alanların da bir artı birini göreyim ya. O grup da çok kalabalık yani hani. Yayına geliyor, izliyor, sonra bir daha tekrarını bir daha izliyor oturup bazı şeyleri öğrenmek için yani. Bu artı birler benim ne kadar dandik bir eğitmen olduğumu gösteriyor. Teşekkür ederim dostlar. Bu gerçeği yüzüme vurduğunuz için. Aslında sen bir bok anlatamadın. Biz tekrardan oturup ders notlarından çalışıyoruz dedi. Tekabül ediyor. Geyik yapıyorum lan. Sırf bir espri yapmak için bu soruyu sordum. Öyle düşünün. Atatürk gibiyim şöyle. 5 TL gibi Atatürk. Uzağa bakarak geleceği görüyorum. Takılıyorum, takılıyorum. Bilerek espriler yapıyorum dostlar size ya. Eğlenelim yani. Vallahi abi sayende bu dönemde iyi bir motivasyon oluştu. Ne mutlu bana abi ya. Koronanın böyle pozitif, çok nadiren etkisi var hayatımızda. Hani bu cümleyi kuruyorum. Bu cümleyi kurduğumda hani yakınlarından vefat eden dostlarımızdan da af dileyerek kuruyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani korona eve bizi kapatmasından mütevellit böyle bir şey vesile olduğu için sadece söylemek istiyorum. Güzel şeylerden bir tanesi oldu diyebilirim. Hani diğer herkese de Allah gani gani rahmet eylesin yani. Üzgün kolay bir şey değil. Keşke hiç olmasaydı yani. Sıçayım böyle kanala ya. Kanalı kapatalım korona bitsin yani. Ne olacak? Durumlar böyle. Hadi bakalım geçelim mi ufaktan? Ne diyorsunuz?
Hack işi sadece uygulamalara yönelik mi? Mesela diller var anladığım kadarıyla. Mesela bunların sentetik değil de semantik yapısından kaynaklanan hack falan yok mu? Çok güzel bir soru sormuşsun abi. Derin bir soru abi. Yani derin bir soru. Yani bu yayında dilim döndüğünce oradaki felsefeye dokunmaya çalışırım. Hani çünkü chat sabırsız, eğitim istiyor herkes. Hani ama orada mesela dillerin doğasından kaynaklanan teknik zafiyet değil de o dili öğrenen insanların o dilin kültüründen ötürü yazılım geliştirme yol ve yordamlarının güvenlikten uzak oluşuna sebep olan durumlar var. Ulan ne güzel boş yapıyorum anasını satayım. Ben bunu ayrıca güzelce konuşacağım sana. Kafamı toplayamadım anlatırken. Evet chat. Şimdi ben bir iki dakikanızı rica edeceğim. Arkadaş dedi ki Porsche lablar üzerinden anlat hocam. Tamam dedim ben de. Güvensiz yazılım dili yoktur abi. Bunu söyleyeyim. Bu type safe diller falan hikayesi değil anlattığım yani. Yani ben doğrudan bir dilin varlığı güvenlik açığına sebep olur bir yapıdadır diyemeyiz bence yani. Şimdi dostlar bir iki saniyenizi rica ediyorum, gözüm chatte çünkü all labs güzel. Şuradan bir credential'ı kopyalayayım. Porsiviger training copy password. XSS'e ne zaman gireceğiz? Siz XSS'i sordukça benim giresim gelmiyor anasını satayım ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Etkinlikten sonra. Training. Niye nurlanıyor surat? Ekran beyaz abi ya. Gerçekten yani kusura bakmayın. Bakayım ne dönmüş chatte. Toki'ye ne zaman gireceğiz? Toki'ye gireceğiz. Vue Latin Forum kaçtı gitti. Python biliyorum, biraz hızımı alamadım. HTML başladım. Oğlum Python neyse okuyacağım. Yazılım geliştirmeyi de çok istiyorum. Siber güvenlik makinalarla uğraşmayı da çok seviyorum. Daha çok hangisine önem versem bilemedim. Abi bence programlama dili kısmını insanların bir halletmesi lazım ya. Ben öyle inanıyorum yani. Şart değil de teknik anlamında siber güvenliğin önemli bir konu. Klavye markası nedir? Monitör nedir? Monitör Dell'in H2414, böyle oynayabilir, yukarı çıkabilir, dönebilir. İki tane monitörü var. Biri dik olarak aha burada, diğeri de yatay olarak karşımda. Sol tarafta bir MacBook 2019 15 inç 16 GB RAM, 512 SSD, 4 GB ekran kartlı, touch barlı bir alet var. Mikrofon, HyperX, kamera, Logitech. Kulaklık, Razer mouse, Razer mousepad, Razer klavyede Apple'ın şöyle fakir dandik, fakir demeyeyim şimdi, dolardan ötürü bunun fiyatı 1000 lira olmuş geçen söylediniz. Bu. Hello İmran, hoş geldin. GTA 5 açmaz. Ama bir streaming desktop alacağım büyük ihtimalle ya. Uzun yayınlarda bu bilgisayar fazla ses çıkarıyor. Kulaklığı çıkardığımda da o sesten rahatsız oluyorum. Yeteri kadar soğuyamıyor alet. O yüzden şey yapacağım. Nedir onun adı? Bir gaming desktop etkinlikten sonra toplayacağım. Yani şöyle bir i9 işlemci, bir 10 TB SSD, şöyle güzelinden iki tane 2080 ekran kartlı bir şey alırız herhalde ya. Üzerinde bir Arc Linux'u kurduk mu? Benden mutlusu yok. Tıt tıt tıt. Durumlar böyle. İbrahim Pay payloadını göndermiş. Güzel. Dota oynarsın, onda izleriz diye. Ben bu yayında, tamam mı, hani video gaming stream açsam 50 kişi izler abi, kimse gelmez. Seni dinlerken param bitti demiş. Beni sponsorlar alıyor oğlum. Benim cebimden çıkmadığı için para. Rahatız yani. O PC'de bir Vim kullanırım var ya, çıktığımı anlamam. O kadar hızlı çalışır yani. Tabii çıkmayı başarabilirsem. Na na na. Aga be, üzdü değil mi? Benim ruhani tuğlum Vim. Neyse gel gidiyoruz chat. Hadi gittik. Akademi. Nerede buranın?
şeyi, A'sı. A'sı benim. Hah, XXE Injection Labs. Güzel. Hayır, bu değil. XXE. Hah. Güzel. Tamam. Ben bunların hepsini bugün çözerim. Yani inşallah. Bilmiyorum, bakacağız. Linux Eridan'ın falanı. Merhabalar. Linux destekli olmayan oyunları için Windows kullanıyor musun abi? Evet. Spesifik bu iş için kullandığım bir tane Windows makine var. Ama Linux desteği olmayan oyun kalmadı oynadığım ya. O yüzden artık kullanmıyorum o bilgisayarı. Aga! Bak sen! Porsivigor ne güzel anlatmış. Şu hızlıca bakayım. Aha diyor bak. Oğlum bu GIF'leri yapmak iş lan. Bu var. Exploiting Retrieve File Perform TXXE to SSRF Blind. Oo, X-Include da anlatmış. Ben kopya çekmem. Böyle bir şey yok. Neyin krivini aldınız lan? Abi benim bir fikrim var, paylaşabilir miyim? Discord'da kitaplarla işi biten kişiler öğrendikten sonra yeni gelenler kitapları gönderseler. Bunu genel chatte yaz abi, genel sohbette. Hani kitabını paylaşmak isteyen insanlar varsa olur. Benim canımı alsan ben sana kitabımı vermem. O kodu bende namus meselesi. Ama bu benim şahsi görüşüm. Topluluk yapmak isterse lafım yok. Evet, chat hazır mıyız? Hazır mıyız? Şimdi bak. Abi, günümüz programlama dillerini, yani ne oldu lan burada? Aa, bunlar reject ettikleri. Bunu bir kopyala, bunu bir kapat, don't save. Bunu buraya al, buraya yapıştır, bunu buraya getir. Hop, bunu şuraya al. Aa, bir daha getir, tamam bu iş oldu. Şimdi bak, günümüz programlama dillerini hepimiz öğrenirken işin içerisinde veri tabanı diye bir konuyu çoktan öğreniyoruz, tamam mı? Hani aha o neydi diyor. Önemli biri değil ya. Önemli bir bilgi değil yani. İnsan, birkaç arkadaşın e-posta adresi yani. Şimdi bak. Hani hepimiz günümüzde bir programlama diline yeni başlayan arkadaşlar. Şu anda üniversite okuyan herkes abi. Zaten şey olayını biliyorum. Bir programlama dili öğrendiğinde de akabinde zaten temelde bir ilişkisel veri tabanıyla başlıyor. İlişkisel veri tabanı ne demek? Relational Database Management System diye geçiyor, tamam mı? İşte MySQL, PostgreSQL, gerisinde yazmam anasını satayım, neyse, MS SQL, Oracle, tamam mı? Bu tür veri tabanları. Şimdi bu veri tabanları, SQLite, sorry, günümüzde bu tür veri tabanları olduğu için sizin verileri saklayabileceğiniz çok düzgün structure'lı veri mekanizmaları karşınızda var. Bunları kullanıyorsunuz zaten. Yani peki bu biraz geriye gittiğimizde abi, tamam mı? Birazcık daha geriye gittiğimizde biz hani HTML'e benzer spesifikasyon olarak tabii ki HTML XML'den özelleşmiş bir şey hani, ama işin içerisinde XML diye bir tanım var. Kaç kişi duydu abi XML'i? Hayatında kaç kişi gördü? Bu soruyu sorduğumda görenler artı bir yazıyor chatte. Hatırlatmış olayım. Güzel. Şimdi XML'in size temelde sağladığı ne abi? Şöyle bir şey yapabiliyorsun değil mi? Bu arada ekrana yazdığım gözüküyor mu? Birazcık daha zoom'in yapayım mı size gençler? Zoom'in. Azıcık daha yaptım. Tamam mı? Hocam ufak kod alanını büyütebilir miyiz? Aynen işte onu sordum ben de. Aynen. Bak birazcık büyüttüm. Böyle güzel. Yani sen artık şunu yapabiliyorsun abi. Diyorsun ki benim users'larım var. Bunun da içerisinde bir tane user'ım var. User'ımı diyorsun ki name'i işte Mehmet. Tamam mı? Name'i buradan kapatıyorsun. Diyorsun ki benim bir tane... Yani bu user'ım bitti anasını satayım. Tamam mı? Bitti. Sonra diyorsun ki benim birkaç tane daha user'ım var. Hani anlatabildim mi? Bu verileri senin bir formatta tutabilme imkanı sağlıyor XML temelde. Şimdi... İş böyle olunca da tabii ki hani XML'in tarihini bilmiyorum açıkçası, yani XML Wikipedia, yani kaç yılında ilk ortaya bahsedilmiş bir extensible markup language, yani hani 1996, 24 yıl önce oluşturulmuş bir şeyden bahsediyoruz, yani bir
Anlatabildim mi? Hani günümüzdeki şu tür ihtiyaçlar bizim verileri bir şekilde tutma noktasında şeyi karşıladığı için abi, hani XAML'i yazılım geliştiricilerin doğrudan kendi yazılımlar içerisinde aktif kullandıkları bir şey çok yok. Hani başka servislerle interaction'da günümüzde çok kullanılmaya başlayan şeylerden biri iken orada da karşımıza artık JSON diye bir şey çıkmaya başladı. Hani bunu da ayrıca konuşacağız. Translator benden büyük. Heya yani hani. E-ticaret sitelerinde aktif kullanılıyor ama e-ticaret sitesinin datayı tuttuğu format XAML değil abi. Bu datayı expose ederken ne dedim ben az önce? Servislerin birbiriyle iletişiminde kullanılıyor yani. Hani kastettiğim buydu. Mevzu buydu. Bir şeyi export ederken yani bir datayı structural tuttuğun bir veriyi başka bir ortama taşırken kullandığın aslında bir extensible markup language açılımında olan bir format olarak aklınızda kalsa yeter abi. Tamam mı? XAML için programların ya da servislerin veri alışverişinde kullanıldığı ortak dil diyebilir miyiz? Heh yani. Çünkü senin database'inde users diye bir tablon var. Bunun da user diye bir kolonu var. Users diye bir tablon var. Hani bunun da name diye kolonu var. Oradaki her satır için bir tane user objesini burada oluşturmuşsun gibi düşün. Bu bilgi yeterli sizin için. Hani SOAP servisinde kullanılıyor ama okuması JSON'dan daha zor. Tamam, SOAP'a da geleceğim abi. Hani herkes güzel örnekler veriyor işte. WordPress'te import export örnek. Yani bunlar da dediğimle hani sizin ilişkisel veri tabanınızda tuttuğunuz bir veriyi, ki bu verinin tutulduğu yer ilişkisel veri tabanı olmak zorunda da değil hani, ama veriyi başka bir platforma taşırken store ettiğiniz bir format olarak aklınızda kalabilir dostlarım. Şimdi böyle bir imkan olduğu için de abi tüm programlama dillerinin içerisinde bu XAML'i parse edebilmenize imkan sağlayan bir kütüphane vardır. Hiç development bilmeyen bir insan gibi yaklaşıyorum ve diyordum ki Python XAML parse example. Hani gözünüzde de canlansın XAML tree tutorial falan filan. How to parse XAML in Python. Al işte hepsine tıkla yani. Arada phishing gelir, ona da tıklarsın. PENV shell version 3.7. Zaten oradaydım ki ya. Neyse. Bu böyleymiş. Adam diyor ki şu kütüphane ile bunu yapabilirsin. Hızlıca da size küçük bir şeyi göstermek istiyorum. Bu dosya. Ben bunu string olarak da verebilirim buna tabii ki. Hani. Ama hani minidum varmış. Quickest and forward yöntem diye. Boşuna parsingini kasmamızı. Aha bak tam. Bu da gitmiş. Beautiful Soap ile yapmış. Allah belanı versin. Ben yani HTML mi parse ediyorum? Bu yayında da bu popüler hale geldi. Ha, bir şeylere sövüp duruyorum. Kusura bakmayın. Tam aradığım, aha işte aradığım örnek. Aradığım örnek. Dict to XML to dictionary. Ha, tam Python. Tam Pythonic ya gerçekten. Allah de. Import. Yazabileceğiz mi lan bugün? Import. Ha, tamam. Şimdi az önce tanımladığımız E değişkeni olmak zorunda değil. Data. Tamam mı? Şurada tanımladığın hikayeyi al. Bunun içerisine koyma anasını satayım. Dur. Data. Hah. Oldu. Ne demiş? Parse E. Olur. A eşittir. Parse. Biz buna ne demiştik? Data. A'ya bastığında yani bu neyi sağlıyor sana? XAML olarak şu tanımlanmış formattaki structural datayı sana bir dictionary olarak veriyor abi. Tamam mı? Sen daha sonra A'nın üzerinden bu verilere erişebiliyorsun işte. Bu dictionary kafasıyla. Yani sıfır dersin. Nasıl gelmez? Users. Hah. Users gelir. Users'ın sıfırıncısını alamayacağız biz bugün bunu herhalde. Ha, bu dictionary diyor ya. Sıfır. Derdimi anladınız değil mi dostlar? Key ver abi diyor. Users. Hah. Heh, chat yakalamış beni çoktan. Güzel. Şimdi yani neyi öğrendik temelde abi? Bir, bu Python'a örnek bir konu değil tabii ki, sadece tüm diller için geçerli. Sizin temelde şu dosya formatınızın imkanı oluyor. Şimdi bak, gerçek hayatta XAML nerede ne işlere yaşıyor? AVV app, tamam mı? Start drawing diyelim. Gene ortalığı aydınlık sardı ya anasını. Kusura bakmayın, kendimize bir blackboard yapıyorum da şu anda. Heh, tamam. Kara tahtayı getirdim. Pencil renk kırmızı.
Abi başka bir şeye geçelim mi dark mode olan? Hani işte yaptım dark mode sana. Heh, oldu diyorsunuz. Güzel. Şimdi abi gerçek hayatta bu hikaye nasıl oluyor biliyor musun? Burada bir tane application server'ın var senin. Hani şimdi bu application server'ın kendi datasını store ettiği servisler olabilir. Tamam mı? İşte burada işte Relational Database Management RDBMS dediğimiz hikayeyi burada görebilirsiniz. Bu web application çalışıyor, datalarını burada store ediyor vesaire vesaire. Ama ne zaman ki bu web application başka bir web application ile app yazıyorum buraya. Veri paylaşmak istediğinde işte buradaki veriyi hangi formatta paylaşacak? Bu bir soru olmaya başlıyor. Abi Google'dan ayarladı, dark mode yapabilirsin plugin kullanmadan falan filan. Kasma abi ya, yaptık işte ya, bu yetmiyor mu? Şimdi mühim olan konu abi, burada işte X diliyle yazılmış uygulama var. Burada da Y diliyle yazılmış bir uygulama var. Bu iki uygulamanın birbiriyle konuşması için aynı protokolü kullanması gerek. Fikrinden yola çıkarsak ikisi de HTTP kullanıyor. Datanın da ikisinin de anlayabildiği bir data formatında olması lazım. İşte bu noktada sen XAML'i kullanmaya başladığın yer burası. Ben bu kanalda hep ne diyorum? Application Security dediğin hikayenin çok büyük ve önemli bir kısmı input tracing'den geçer. Yani nedir? Daha ilk yayında söyledim. Bir uygulama kullanıcıdan dediğimiz dış dünyası olarak düşünün. Hani bu uygulamanın dış dünyası neresi abi? Bak burası. Tamam mı? Bu uygulamanın dışı. İşte kelime anlamanası zaten. Uygulamanın dışı. Şimdi uygulamanın dış dünyasından kendisine user'dan gelen işte parametreler olabilir. Form alanlarından gelen parametreler. Request'in header'ları. Bunlar hiç fark etmez. Abi XAML hala kullanıyor. İşte anlatıyoruz Ayçacığım ya. O yüzden derdim bu yani. Hocam bu paylaşım arasında atıyorum XAML veri alıyorum. XSD, DTD neyse vereceği XSD için tam bir çözüm müdür? Abi anlatacağım lan direkt. Sakin olun lan. Hani Cahit ya Nuri hoş geldin abi. Ne haber? Hani az sakin. Yani istediğinizi yazın, sıkıntı yok hani, ama geleceğimi bildiğiniz topikleri önden yazmak, hani en önde hocam bu mu hocam bu mu diyen insandan fark bırakmıyor dostlarım, gerek yok buna, tamam mı? Ulan nasıl yargıladık hacker backer ya ve Derektus'u, hakkını helal et Derektus. Şimdi buradan sizin kullanıcıdan aldığınız parametreler işte bizim application'a bir takım alengirli işler yaptırabilme yöntemimiz diyoruz ya, uygulamaya dış dünyadan giren şey inputsa abi, sizin başka bir servisten aldığınız data da input'tur diyorum ben her zaman ve her zaman. Bunu biliyorsunuz yani. Şimdi bu açıdan baktığında hala daha XAML günümüzde kullanılıyor ya, ve çok aktif de kullanılıyor bu arada, yani öyle küçümsemeyin. 24 yıllık bir teknolojiyi bir gecede kaldırıp çöpe atamazsın abi, yani mümkün değil böyle bir şey. Özellikle e-ticari sitelerinin entegrasyonlarında çok sık kullanılan bir şey var. Bankacılık sistemlerinde çok, dünyada uluslararası bankacılık sistemi Swift'in içerisinde kullanılan bir şey XAML, yani hani öyle söyleyeyim arkadaşlar, bitmez. Hani işte web servislerinde XAML support'u var. Hani var oğlu var. Hikaye bu. Şimdi sorun ne oluyor biliyor musunuz? Sizin web application'ınız, buradaki web uygulaması başka bir source'dan bir input olarak XAML aldığında soru işareti abi. Çünkü bu XAML'i aldığında parse etmesi lazım. Hani anlatabildim mi? Parse edilecek XAML bu. Peki diyeceksiniz ki input validation. Input validation şu data üzerinde yapılır. Bu data üzerinde input validation yapmak için parsing'i bitirmen lazım. Benim oynadığımız yer, bizim hedeflediğimiz yer ise programlama dilinin parsing yaptığı an ve süreç. Onu anlatmaya ve bakmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurayı da açıkçası version Allah de bir deyip XAML'i doğru tanımlayalım da, tamam mı? Ha, böyle mi? Mali müşavirlerde falan filan geçmiş, anladım abi, teşekkürler. Hikaye bu. Cenazeyi nereye kaldırdın? Yok yok, ben atar yaptım, kimsenin gönlü kırılmaz bana, yani gönlü kırılan da haber etsin, özür dilerim yani, hani şey yok. Ben bir kişiyi kurban ilan edip oradan 250 kişiye diyorum bunu yapmayın diye. Yani girdiğimiz input XAML formatını iletilirken bir sorun yaşanıyor. Özetlemek gerekirse bir uygulama sizden XAML input alıyorsa bizim konumuz her zaman XSD
XE diye bir topiye dokunur. Sadece XXE mi? Hayır. Bak aklından şu kaçmasın. Adam buradaki şu değeri alıp SQL sorgusunda kullanılıyorsa sen SQL injection'da bakmaya devam edebilirsin. Ya da bu Mehmet XML'i parse edip bu verileri database'e kaydediyor ise, geldi mesela bu uygulama senden bir tane XML aldı, parsing'i bitirdi, database'e kaydetti ve database'e kaydettiği verileri sana başka bir ekranda sunuyor ise, bu sefer sen burada StorageX'e sesle konuşmaya başlayabilirsin. Sadece burada bu tek bu küçüktür işaretini böyle yazamazsın. O zaman CData girmeye başlayacak hayatına. Onlara da bahsederim birazdan yani. JSON alıyorsa konumuz XXE olmaz abi. Bizim şu andaki konumuz XML parser kütüphaneleri sadece. O nedenle JSON alıyor ise şu, bu yayında bahsedilen güvenlik açığı tipi bizim ana hususumuz ve topiğimiz olmaz. Hikaye bu arkadaşlarım. Şimdi güzel, bu XML'i böyle parse ediyor falan da abi, şimdi şöyle düşünün yani, kafanda şöyle canlansın. Ulan bu XML içerisinde burada users'lar var, tamam mı? Bu users'ların mesela articles'ları olsun, tamam mı? Her user'ın yazdığı bir tane işte articles olmaya başlasın. Hani database'in üzerindeki senin sahip olduğun genel şemayı tamamıyla birebir XML'le yansıtmakta sorun yaşamaya başlayacaksın abi. Ve mesela dinamik şeylere ihtiyacın olacak. Mesela şu durumda ne yapacaksın? Burada her ismin başına sen x tire koymak istiyorsun. Burada yani derdim bu. Tamam mı? Burası Mehmet. Burada x tire Ahmet yazsın istiyorsun. İşte burada diyeceksin ki Hasan, tamam mı? Ya da diyeceksin ki işte Ayşe olsun, tamam mı? Ya bunlar dinamik gelen veriler ama ben bunun başına statik olarak bunu oluşturmak istediğim durumlar var dediğin zaman XML'in sadece şunun, yani bu gördüğün formattan ibaret olmadığını anlamaya başlayacaksın abi. Şimdi bu noktadan itibaren olmadığını, bundan ibaret olmadığını anladığın zaman da senin karşına XML'in içerisinde document type definition'lar yapabildiğin bir imkan çıkmaya başlıyor. Nedir XML doc type dediğimiz hikaye? Birçok kişi de buna aşinadır. Document type definition diye geçer. Yanlış mı hatırlıyorum? Yo, çok güzel hatırlıyorum, tamam mı? Bak, adamın şöyle bir örneği var size web sitesinin söyledi. Available XML'da bak yani burada ne örnek veriyor? Diyor ki adam, bu XML dosyasının bulunduğu lokasyonla aynı lokasyonda bulunan, yani bu dosyanın yanında bulunan notes.ddt adında bir doküman tanım formatı var. Gidip onun içeriğinden bunu oku ve bu formatı öğren. Çünkü benim aşağıda tanımlayacağım verilerin hepsi şurada tanımlanmış data, şurada tanımlanmış XML formatı şeklinde yazmış olacağım diyor mevzu. Ve gidip notun içerisine baktığında da adam diyor ki XML'in içerisine ben elementler tanımlıyorum. Note diye bir elementim var. Bunun to, from, heading, body diye field'ları var. Hani to dediğin şey bir string data alıyor. From da, heading da, body de. Yani bu şu anlama geliyor. Sen nasıl veri tabanında abi şey yapabiliyorsun ya, hani diyorsun ki işte mesela users diye bir database'de tablom var benim. Bunun içerisinde id var, diyorsun ki integer. Username var, diyorsun ki Mehmet. Ve daha sonra programlama dili tarafında ne yapıyorsun? User eşittir new, işte diyorsun ki users, değil mi? Ondan sonra diyorsun ki user set, işte setter ve getter'ların da vermiş olduğunu düşün, Mehmet. Yani sen aslında database ile ilgili hiçbir şey yapmıyorsun. Bu database'deki şemanı kullanan bir programlama tanımı yapıyorsun. Buraya kadar anlaşılmıştır hikaye diye düşünüyorum abi. Şimdi buradaki hikaye de buna benzer olarak düşünebilirsin abi. Yani XML'in içerisinde bir doküman tipi belirliyorsun ve diyorsun ki bu tip note abi. Bu notun elementleri hani to, from, heading, body ve bu elementlerin tipleri de bunlar olacak. Sen daha sonra bu doküman type'ını alıp bir XML structure'ı içerisine import edersen, şu import etmektir. PHP'deki include gibi, Python'daki, Java'daki import gibi hani bir import etmektir ve sen bu, çünkü bu tanımı başka XML'larda kullanman gerekebilir. Yani sen şunu yapamaz mısın abi? Bunu buradan kopyalarsın, tamam mı? Hani gel buraya, yeni bir page, bunu buraya kopyalarsın. Aşağıdan da doc type'ını alırsın. Gelirsin bunu buraya koyarsın. Tamam mı? Aslında bu böyle çalışır. Ulan ne anlamı var o zaman bunun aga? Hani çünkü ben bunu daha dinamik istiyorum. Başka XML'ler de üreteceğim. Aynı doküman tipini kullanmaya ihtiyaç duyan. O yüzden bunu sen diyorsun ki notes.ddt. Ya bir sal veriyi de ya. Heh. Diyorsun ki bu
Ardından şurada bir XML üretmek istediğinde işte sen bu harici dosyayı gelip bu document type definition'ı XML parser'a diyorsun ki böyle bir not var. Bak bu anlatıldı mı? Anlatıldı mı diyorum. Anlaşıldı mı gençler? DDT dosyalarını neye göre oluşturuyorsunuz? İhtiyacın olan structure'a göre oluşturuyorsun. Ben şu anda security konuşmuyorum farkındaysanız. Hiçbir zaman zaten security konuşarak da başlamıyorum. Tamam. Bu sistem niye var? Anasını satayım herkes biliyor. Doc type sistem. Abi şunu bilmeyeniniz yok anasını satayım. Tamam mı? ETC, EPSV. Evet var, zaten buna geleceğiz günün sonunda. Aga da hani böyle bir şey niye çalışıyor? Bunu anlamak gerek temelde. Hikaye bu. Anlaşılmasını istediğim. Benim yoğurt yiyişim böyle dostlar yani. Demek ki bir HTML'i diğer HTML'i include eder gibi. Heh, onun gibi düşün. Bu cümle doğru değil. Kayıtlara geçtiği için söylüyorum. Bu cümle doğru değil ama kafanda böyle canlansın abi. Evet. Sen buradaki document type formatını başka bir XML tanımı içerisinde include edebiliyorsun abi. Tamam mı? Şimdi bu sana ne sağlıyor? Bir kere abi zaten çok büyük bir imkan sağlıyor. Doğrudan sen not diye bir doküman tanımına girebiliyorsun işin içerisinde. Hiç kasmana gerek yok. Yani neden kasmana gerek yok? Sen body'nin formatlarını ve doküman tipinin genel objesini belirlemiş durumdasın. Programlama dili parsing'e geldiğinde işte bak işlerin çatladığı nokta burası olmaya başlayacak. Çünkü neden? Ben size neyi söyledim? Bir uygulamaya buranın ağzına sıçmışım. Gerçekten olmaz. Silgi. Sil. Az siktir ya. Dur. Geri. CMDZ ya. Rabbim gerçekten ne güzel teknoloji üretmiş. Heh. Ulan P gitti. Dur. Gel. Heh. Tamam. Eş tipi. Şimdi ben neyi söyledim? Senin burada bir tane web application'ın var elinde ve bu web application'a dış dünyadan başka bir application'dan gelen olabilir. Consume ettiğin servis olabilir. Third party bir servise get yolluyorsundur. Response'da XML geliyordur. O XML'i parse ediyorsundur aga. Fark etmez. Ya da API vermişsindir dış dünyaya. Doğrudan son kullanıcı XML yollayabiliyordur. Bu noktada XML parser'ı sen istediğin şeyi verme imkanına sahipsin. Şimdi hikayenin başladığı nokta burası. XML ile veri gönderen her yerde bu açık var demek yanlış olur mu? Yanlış olur. WAF veya benzeri bir sistem veya kontrol ile bunu engelleyebilir miyiz? Bu işin engellemesi de uygulama tarafında. Neden yanlış olur? Direkt bu zafiyet var mı? Kısmını da anlatacağım birazdan. Şimdi hikaye ne oluyor biliyor musunuz? XML parser kendisine böyle bir XML geldiğini gördüğü an itibariyle direktiflere bakıyor. Ve diyor ki benim bir doc type definition'ım varmış. Yani document type definition'ı yapıyormuşum. Ve document type definition'ının adı notmuş ama bana sistem operandını söylemiş. Bu bir işlemin adı ve sistem operandını yaptığı şey de external DDT. External document type definition anlamına geliyor abi. Diyor ki external bir DDT tanımı var. Bu durumda senin XML parser'ın XML'i parse etmeye başlamadan önce şurada verilen dosyayı gider okur abi. Bildiğin içine okur. Ve o içinde ne veri yazıyorsa bunu note adındaki objeyi oluşturmakta kullar. Bu notun içeriği abi şu dosyanın kontentine eşdeğer olur başlangıçta. Ardından da bu oluşturulan not dokümanını bu şekilde kullanabilirsin. Yani buradan neyi öğreniyorsun? Untrusted yani güvenilmez bir kaynaktan XML alıp bu XML'i parser'a verdiğinde doctype özelliğinin sistem operandı sayesinde XML parser'a ben gidip sistemdeki herhangi bir local dosyanın içeriğini okutma kapabilitem var. Bu anlama geliyor bu. Şimdi yani hacker'ın hikayesi olayı bir feature'ı abuse etmekten ibarettir abi. O feature bulur ve o feature'ı abuse eder. Başka bir şey yapmaz temelde arkadaşlar. Bir şeyler dönmüş tamam. Şimdi peki XXE dediğimiz hikaye nasıl oluyor derseniz abi hikaye şundan kaynaklanıyor. Şimdi birazcık sizin ekranımı kendime çekeyim az güzel yüzümü görün abi. Şimdi hikaye şöyle kaynaklanmaya başlıyor. Sen abi document type'ın içerisinde ne belirliyorsun? Document type'ın içerisinde ne belirliyorsun abi? Sistem ile şu dosyayı oku diyorsun değil mi? Pardon şu.
Bu ne yapıyor abi? Şuradaki elementleri include ediyor gördüğün gibi. Yaptığı şey aslında bu. Başka bir konu değil. Peki sen illa sistemle include etmek, yani başka bir dosyayı vermek zorunda da değilsin. Sen buraya doğrudan string bir ifade vererek de hikayenin başlayabilirsin. Bundan yana da hiçbir sakınca olmaz. String bir ifade verebilirsin. Ama sistem de bunu gidip başka bir dosyayı okutturmaktansa abi sen doğrudan native bir şekilde bu objenin tanımını şuradan alıp şuraya koyabiliyoruz demiştim ya aslında birebir aynı şey diye. Ben de birebir aynı şeyi yapmaya başlayacağım. Diyeceğim ki bak bu şunları istemiyorum, tamam mı? Hani sen buraya gel, sintaks yapısı da bozulmasın, yani ona uğraşıyorum farkındaysanız. Ve ben diyorum ki böyle bir elementim var benim mesela. Bu tanımı yapabilirsiniz abi. Böyle bir entity, şöyle böyle bir element tanımı yapabiliyorsunuz. Hani şimdi bu format bizim için tatlı ve mantıklı bir bakış açısı sağlıyor. Çünkü sadece hikaye elementlerden ibaret değil. XML'in içerisinde bir de entity tanımları gerçekleştirebiliyorsun. DDT'nin içerisinde entity kapabilitemiz de var. Chat sustu. Ha, güzel. Entity ile string ifadeler tanımlayabilme imkanı var. Yani diyorsun ki benim bir tane entity'm var. Bunun adı writer ve bunun da içeriği Donald Duck. Ardından gidip XML'de bu writer isimli değişkeni, writer isimli entity referansı ile bu şekilde çağırabilme imkanı ortaya çıkıyor. Al bir örneği, tamam mı? Gel buraya, şuradaki element değil de entity tanımı yerine koy. Tamam mı? Böyle bir entity tanımladın. Doğal olarak sen buraya gelip ampersand writer noktalı virgül dersen artık bu writer değil de gelip buraya Donald Duck'ı yazmaya başlayacak. Ben bunu az önceki örneğim üzerinden anlatmaya çalışırsam hani her writer'a ihtiyacım olduğunda mesela isimlerin başına hep şey koyacağım dedim ya nerede dedim öyle bir şey? Dedim öyle bir şey. Mesela başına x koyacağım dedim ya, bunu bu şekilde sağlayabilirsin. Böylelikle XML parser daha efficient da çalışır. Çünkü memory'de bir tane şey oluşturacak. Nedir onun adı? Entity oluşturacak ve her zaman o referansa gitmeye başlayacak. Parser'ın performansı falan filan hikayeleri. Şimdi size bu feature'ları anlattım ya abi. Hani böyle bir işte şeyim var benim, nedir onun adı? Entity tanımı yapabiliyorum. Hani içerisinde doğrudan string ifade barındırtabiliyorum. Entity'nin güzel özelliklerinden bir tanesi element'e göre arkadaşlar sistem operandına aksesi olan bir şey. Vücut sıcaklığı 48. Anlamadınız mı lan? Herkes dinliyor ondan. He tamam tamam, ben ne sorduğumu unuttum. Chat'in sesi çıkmıyor deyince. Güzel. Şimdi yani ne var? Document type yaptım. Bir document type definition'ında bulunuyorum. De diyorum ki bu document type'ın adı node. Herhangi bir şey olabilir. Tamam mı? Fark etmez. Bu document type'ın bir tane entity'si var. Bu entity'nin içerisinde write, ya bu entity'min adı writer. Ama entity'min doğrudan statik bir string olmasındansa ben bu entity'nin sistem operandına erişim imkanından mütevellit şöyle bir şey yapabilir hale geliyorum işte. Diyorum ki http://x.com. Bak abi, iş böyle olduğu an itibariyle biz işte hacker bakış açısında bir şeyler yapmaya başlarız. Nasıl bir şeyler yapmaya başlarız biliyor musun? Şimdi XML parser nasıl çalışacak? Diyecek ki evet bak elimde bir XML var. Bir tane document type oluşturacakmışım. Adı notmuş. Evet onu oluşturdum. Bunun bir tane entity'si varmış. Adı neymiş? Writer. Tamam peki. Writer'ın içeriği ne? Aa, sistem operandı. Sistem operandı bu XML'in dışarısındaki external resource'lara bana erişim imkanı sağlıyor. Peki mevzu ne? XML parser'ın içindeki implementasyon buradaki protokolü anlar ve der ki HTTP protokolüyle bu kaynağa gitmem lazım. İşte bu durumda abi sizin application'ınızın içerisindeki XML parser şu HTTP adresine bir adet GET request'i iletir. Yani uygulamayı tasarlayan yazılımcının hiçbir şekilde aklında olmayan bir hikaye şöyle işlemeye başlar. Dış dünyadan bir XML alır. Bunu parse edeyim dediği anda şöyle bir satır gönderirse hacker, bu XML parser internette bir yere x.com'a HTTP request'i göndermeye başlar. Peki A entitesini B entitesi içerisinde kullanabiliyor muyuz? Evet kullanabilirsin. Zaten iç içe entity tanımları da yapabiliyorsun abi.
Başlangıç noktası bu abi. Tamam. XXF. İsnede bak. It is a feature. Bu kanalın bir mottosu var. Her aydınlanma yaşayan subscription hediye ediyor diye. Ama siz etmeyin. Siktir edin. Boş ver. Ohannes. Ne oldu bize? Çay kahve. Çok şu anda sıcak aldığım için ben sıcak içebilecek canım ya. Yok ya, sinek minek girecek. O kapıyı mı diyorsun? O açık kalabilir güzelim. Sağ ol. Heh, geldim. Küçük bir toplantı yaşadık aile içi. Anlaşıldı mı gençler? Temel. Yani XML parser ile XXE'nin her XML gördüğünde aha bug var değil. Hikaye ve mantığın çalışma hususu burası abi. Uygulama sunucularının internete erişimi kesilmeli değil. Ağzından bal damlıyor. Chat akıllı insanlar dolu. Aynen abi. Ben internet nasıl çalışır? Hacker'ın gözünden internet nasıl çalışır yayınında şey anlatmıştım hatırlarsanız değil mi? Ne anlatmıştım lan? Ben bile hatırlamıyorsam anasını satayım. Ha, yani şuradaki application server kurumun DMZ'i içerisinde ya. Bu DMZ'den dışarıya application server kafasına göre çıkmamalı. Ön tarafa zaten bir load balancer koyuyorsun. İşte bu floating IP ile birden fazla app server'a map ediyor dış dünyadan gelen request'i. Bu adam kendi kafasına göre internete çıkamamalı. Her açıdan. Sadece XXE içinde değil abi. Peki o zaman o adresi biz manipüle edebilir miyiz artık diye bir soru gelmiş. Hangi adres? X.com'u mu demek istediğin anlayamadım. Şimdi biri link atmış ve modern falan filan network 101. Eski yayını izlese yeter abi ya. Eski yayında bir saatlik bir kısım yani insanlar. İsteyen onu da izleyebilir. İsteyen linklere de bakabilirsin. Chatte gelen. Hani x.com zaten senin yönetiminde olan bir şey. X.com senin hacker'ın sunucusu yani. Hani burada x.com değil. Hacker gelir buraya hacker.com yazar. Şimdi şu ana kadar anlattıklarımı bir şu labda denemeye çalışalım, tamam mı? Hani gel geri. Tıt tıt tıt. Exploiting XXE using external entities to retrieve files. Ha bak bu benim hoşuma gitti. Gel. Bak şimdi. This lab has a check stock feature that parses XML input and returns an unexpected value in response etc. pass video oku. Access the lab. Gel. Bak şimdi. Şu anda yayını ilk defa izleyenler için Porsivigor firmasının farklı güvenlik açıklıklarının simülasyonu yapılsın diye hazırladıkları bir lab environment'ını kullanıyorum. Burada bir tane karşımızda web application var. Bu web application'a browser'dan giden tüm request'leri logladığımız böyle bir adresimiz var. Hani bu adreste bir yerde bir endpoint olacak kuvvetle muhtemel XML stock check payload diye bir JavaScript dosyası gitmiş. JavaScript dosyasının içerisine baktığımda bir dönen XML'i böyle parse ediyor. Product ID diye bir kısım gitmiş. Burada request'in içerisinde bir şeyler yok. Check stock. Ha, şu feature büyük ihtimalle. London'daki stoklara bak diye bir feature. Tamam mı? 768 tane unit varmış. Bu esnada giden HTTP request'i de şu. Tamam mı? Send. Bir web application var karşımızda. Product/stock diye bir endpoint'i var. Request'in body'sinde geçen XML'i de alıp parse ediyor. Size tanıdık geliyor mu şu anda bu hikaye? Ha? Chat. Bak benim size anlattığım bir uygulamaya dış dünyadan gelen XML'i web application'ın parse etmesi hikayesi abi. Gayet uygun. Az önce anlattığım birebir Ahmet Mehmet. Heh, aynen kafada canlanıyor chat. Çok güzel. Şimdi bak. Peki. Şimdi size başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Tamam mı? O da şu. Bu challenge'ı çözmeden önce o da şu. Gel geri gel 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 gel. Şimdi arkadaşlar her XML parsing'i gördüğünüzde heyecanlanmayın, tamam mı? Şey çok önemli. Application, web app, tamam mı? Senden XML request'ini aldıktan sonra bununla ne bokuyor? Bunu öğrenmeniz çok önemli abi. Tamam mı? Çok önemli.
O, bu örneğe baktığınızda da ben buna send dediğimde bak bir şey dönüyor buradan. Bu XML'i alıyor, parse ediyor. Buradan product ID'yi alıyor ve o product ID'yi bir SQL sorgusunda bir şeyle çalıştırıp onun response'unu dönüyor. Sen buralarda SQL injection da arayabilirsin. Hani anlatabildim mi? Bak input validation yapmış. Yani XML'i parse ettikten sonraki product ID değerinin integer olmasını istiyor. Ama bu iki değerini alması için XML'i parse etmesi lazım. Ben XML'in parse edilmesi işlemini atak ediyorum. Bu aşama önemli. Tamam mı? Demek ki adam parse ediyor ve parse ettiğiyle ilgili bana bir cevap dönüyor. Şimdi ben buraya sintaksı bozuyorum, tamam mı? Şuraya bir küçüktür daha koyarsan XML'in sintaksı bozulur. Uygulama ne yapacak diye merak ettiğimde şu çok önemli bir bilgi. Backend sistem XML parsing'de bir error olduğunda o error'u sana geri dönüyor ise bu çok tatlı bir hikayedir. Çünkü sen XML parser'a error'u force ederek error'un içerisine çıkartmak istediğin veriyi yerleştirebilirsin. SQL injection kursundaki error ve SQL injection bakış açısının bir farkı değil aslında bu abi. Peki o zaman abi ben size anlattığım şeyi buraya yazayım. Neydi benim size anlattığım payload hatırlarsanız? Ne demiştik? Buraya HTTP yazarsan HTTP request yollar. Ama aynı zamanda file diye bir protokol handler daha var. File dediğinde de bu adam verdiğin şu pet'teki dosyanın içeriğini okumaya çalışır. Tamam mı? Yapacağım benim hikaye bu olacak yani. Dedim ki send. Dedi ki ben bu içeriği okudum. İyi, güzel. Oku. Harbi okudun mu? Güzel, gayet güzel okuyor gibi. Ya da biz bu XXA'yı tetikleyemiyor da olabiliriz ya. Yani şöyle bir şeye ihtiyacım olabilir. Bu writer'ı çağır... Şimdi bak bu da çok güzel bir konuya denmeye başladı bu hikaye. Ayda, çok güzel bir konuya dokundu ya. Bak şimdi abi chat iyi dinle. İyi dinle. Şimdi hikaye ne biliyor musun abi? XML parser yazan adamlar, bak bu dilden dile değişir. Bu backend Java, tamam mı? Bu dilden dile değişir. XML parser'ı yazan adamlar burada da XML parser diye bir kütüphanesi var Java'nın. Burada da o kullanılıyor backend'de. Ondan da eminim. Neden diye sormayın. Eminim. Hani hikaye şöyle oluyor. Eğer bu bahsedilen entity'ye XML'in parsing işlemi esnasında erişim yoksa gidip boş yere bu dosyanın içeriğini okumuyor adam abi. Anlatabildim mi? Onu mesela buraya gel 2 yaz, adam şey yapmıyor. Nedir onun adı? Kasmıyor hikayeye. Eğer sen burada gelip ampersand writer noktalı virgül entitileri nasıl referans ediyorduk hatırlıyor musun? Hani bak bu. Sen buraya ampersand writer noktalı virgül yazdığında hikaye neye geliyor biliyor musun? Parser gidiyor bu dosyanın içeriğini okuyor ve o dosyanın içeriğini gelip buraya yerleştirip ardından parsing'e devam ediyor. Peki bizim uygulamamız neydi? 2'den başka bir değer yazınca hata üretiyordu değil mi? Ama işin güzel yanı o değer neyse burada ASD onu response'da karşında sana veriyor. Bu özellik olduğu için uygulamanın kendisinde sen buraya aslında writer yazıp noktalı virgül koyduğunda XML parsing sanki product ID değerini bu dosyanın içeriği gibi görüyor. Sanki değil, gerçekten öyle görüyor. Ama application'ın verdiği error'da abi diyor ki verilen değer bu, product ID olarak bu geldi ve bu benim için valid değil ama gelen şey lokal dosyanın içeriği. Anlaşıldı mı? Chat. Aydınlandınız mı? Peki ben bu notu kullanmadan doğrudan nasıl çağırabildim? Evet çağırabilirsin ama şunu da yapabilirsin abi. Hani not bir document type'dı ya, o yüzden notu da şöyle oluşturman gerektiğini sanıyorsun ama aslında must değil. Bu document tipinin içindeki entity'lere direct access'im var. İkisi arasında hiçbir fark yok. Ben boş yere böyle uzun payload'lar yazıp XML'i karıştırmıyorum ortalığı.
Ya da benim yaptığım gibi Burpin plugin'i bir XML parser kullanırsınız da uzun şeyler yazıyorsanız da kafanız karışmaz. Yani doküman tipi şurada tanımlanmış olan doküman tipinin içerisine nota erişmeden de doğrucan, doğrudan buradaki nota erişmeden de entity access'in var abi. Sadece ketçapçıyım. Evet ama param yok. Aydınlananlar yeşillendirsin. Şimdi biz bu labı çözdük mü şu anda peki? O duruma mı gelmiş olduk? Çözdük işte aynen. Tamam çok iyi. Gayet iyi. Güzel. Peki abi ben ne dedim? Her zaman işte file diye bir protokol handler var. Tamam mı? İşte HTTP diye bir protokol handler da var. Destek olan. Bu da sana yerel dosya içeriği değil de uzakta bir sunucuya HTTP request'i göndermeni sağlıyor. Bu pointer'lara benziyor sanki. Ya pointer'lar gibi değil de değişkenler gibi işte ya. Pointer'lar gibi de diyebilirsin abi. Niye olmasın? Peki bunu kullanıp RC'ye çevirir miyiz abi? Yani XXA'dan RC konusu çok teknoloji dependent bir konu ya. Yani çok şeye bağlı. Hani tek başına doğrudan yapabileceğim bir şey yok abi. Writer obje mi? Writer buradaki obje değil, entity, notta bir document type tanımladığım. Şimdi arkadaşlar. Burada da güzel bir özellik karşına çıkıyor, tamam mı? Eğer mesela bu adama şunu verirsen 127.0.0.1.2.1/ dersen ve şu 1'i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye artırırsan bu uygulamanın çalıştığı sunucunun üzerindeki HTTP ile iletişim kuran servislere erişim imkanı oluyor. Belki bunun üzerinde 9002 de bir Elasticsearch var ve sen buna internetle abi, erişemiyorsun. Abi, duydun beni. Aha. Kameran kapatıyor orayı. Tamam, okey. Gel, oldu mu? Tamam. Öğrendim. Size bu. Aynen. Yani senin dış dünyadan sadece 80 portuna erişim imkanın varken sunucu üzerinde çalışan bir Elasticsearch 9002 portunda çalışan atıyorum bir Elasticsearch'in ki biliyorsunuz Elasticsearch'in işte bir HTTP erişim hizmeti var imkanı yani ve sen de HTTP request'i ürettirebiliyorsun sunucuya. Böylece abi sen aslında bizim başka bir gün işleyeceğimiz server side request forgery adındaki bir güvenlik açığı sikeceğim ya. SSRF adında bir güvenlik açığına erişebiliyorsun abi. Tamam mı? Hikaye bu olmaya başlıyor. Yani şöyle canlansın gözünde. Sen bir XML veriyorsun. Buradaki application parser bu XML'i parse ederken diyor ki ben bir HTTP get request'i yollamalıyım. Nereye? Abi sen nereye git dersen. Tamam mı? Eğer localhost'u gösterirsen kendi üzerindeki servisleri taratırsın. Ha application'ın başka bir tarafında dandik bir tane error'dan adamın local IP'sini öğrendin. 10.0.0.5'miş IP'si. Ver subnet'i aga. Tamam mı? IP'yi sabit tut. Hub 100 portu, Mmap'in en bilinen 100 portunu. Yani bu neye sebep oluyor biliyor musun? Kurumun iç network'ünde farklı sunuculara network scanning yapmaya başlıyorsun abi. Hikaye bu olmaya başlıyor mevzuda. Canlanıyor mu kafanda chat ya? Anlat. Konuya girince 50 kişi gitti zaten. Hep böyle oluyor lan alışkınız. Güzel. Güzel. Kafada canlanıyormuş. Gayet iyi. Çiçek çiçek. Çok iyi. Şimdi zaten ben bu konuyu niye anlattım? Bir sonraki başlığa baktım hızlıca. Exploiting XXC to perform SSRF attack. Aslında az önce yaptığımız halt'ın aynısını yapacağız. Diyor ki ha bak işte anasını sikeyim. Bitmez ki bu yayın. 5 saat sürer anasını satayım ya. Google. Gcloud Internal Service. Süper gidiyor şu an güvenlik mezununa ilgim yok fazla ama ben bile anladım. Heh, bu benim için çok büyük bir övgü. Teşekkür ederim dostum, çok sağ ol. Yani şimdi peki mesela şey de var AWS
SIM bir IP adresi var, tamam mı? Metadata servis, yani G-Cloud'un da var. G-Cloud metadata servis diye geçer. Storing and retrieving instance metadata. Bu birazcık işte yani Docker ve Kubernetes dünyasının önemli hususlarından bir tanesi. AWS'teki bir instance'a erişim sağlarsan, şu anda ben sağlayamıyorum, VPN yapmam lazım. Göstermek isterdim ama VPN yaparsam yayın gidecek. O nedenle abi şöyle bir gerçek var. AWS'teki instance'ların, EC2 adı verilen instance'ların her biri şu URL'e erişim imkanına sahip. Tamam mı? Bu URL'de de o instance'a ait metadatalar var. Bu spesifik olarak AWS'e özel. Google Cloud içinde kendi böyle bir IP'si var. Bunun sebebi abi günümüzdeki DevOps dünyasındaki başka hususlardan geliyor. Niye böyle bir şey var diye. Bu internet IP'si değil. İnternete çıkan bir şey de değil. Zaten 169 hani. İnternet de değil burası. Bu URL o instance'da bu URL'e request gidince AWS içeriden kendisi cevap dönüyor otomatikman ve instance'la ilgili kritik bilgilerin bulunduğu yer burası abi. Tamam mı? Bunları aklında tuttun mu chat? Şimdi bana da challenge'da demiş ki AWS'te çalışıyor zaten tüm bu sistem adamları. SSRF atak yaparak bu çalışan instance'ın metadatalarını git ve topla. Tamam mı? Bana bunu söylüyor bu adamın yaptığı. Gene zafiyet aynı yerde büyük ihtimalle. Check London Stock Proxy Product Stock Repeater. Aha burası. Gördün mü? Bak cevap gidiyor geliyor. Tek yapacağım şey URL olarak diyeceğim ki bu makinaya git agacım şu HTTP XML parser'ın niye buraya get request'ini gönderdin artık tekrar etmiyorum. Onu bir zahmet anlamışsınızdır diye düşünüyorum dostlarım. Diyorum ki benim bir bu ses kimden geliyor abi? Harun. Efendim abi. Dostum kuşlu talk'unu açar mısın rica etsem canım? Bayağı cızırtı geldi bana da. Ben mikrofon alacağım. Yani XML parser'a dedim ki benim not diye bir doctype'ım var, bunun içerisinde writer adında bir entity var ama bu sistemde external bir source'a var, buraya da HTTP protokolüyle gidebiliyorsun, hadi parser'cı benim için buraya HTTP get request'i gönderir misin? Hikaye bu. Ampersand writer noktalı virgül dediğinde bu sefer lokalden bu dosyayı okuyamayacak ama bu latest bilgisi zaten buradan dönen otomatik bir response. Latest'ı yazarsan işte metadata bilgisi geliyor. Buraya gelip metadata yazarsan metadata'ya dair IAM bilgisi geliyor. Aramızda AWS bilen arkadaşlar Identity Management hikayesinde bilir. Bu da peşinden Security Credentials'ı getiriyor. Zaten bu hani hacking'e özel bir trick değil. Bu AWS'in, Allah de böyle internete sorulur mu? AWS'in zaten kendisi instance, kendi rollerini öğrenmek istediğinde eriştiği özel bir IP adresi ve URL abi. Tamam mı? Mevzu bundan kaynaklanıyor. Bu challenge'ı da geçtik bu arada bence. Geçemedik mi? Ne diyor? Secret access'lerine kadar git diyormuş. Anasını satayım ya. Tamam gel. Security credentials. Tamam gittik işte. Security credentials ver. Admin varmış. Slash admin'i de ver. Aha bak bu instance'ın token'ları ve yani secret access key'i gördüğün an itibariyle sen AWS'in public'la accessible API'sine gidip bu instance'ı manage etmeye başlıyorsun abi. Aha hack. Harbi hack oldu. Daha ne istiyorsun? Aga buldum işte ya. Allah Allah. And obtain the server IAM secret access key from EC2 metadata endpoint. E tamam. Daha ne istiyorsun benden? Abi adresin üstüne girecek yer olabilir o mu? Lab'ın içinde. Ha pardon tamam. Tamam sakinim. Çözdün mü? Ben burayı salt göreceğim. Obsesif adamım. Heh tamam. Tamam çok özür diliyorum. Sevgili AWS ve Port Civil. Gerçekten çok üzgünüm. Buna omuzlamak diyorum ben abi. AWS'i bildiğin omuzladın gittin oluyor hikaye yani. Şimdi size bir trik daha öğreteceğim. Tamam mı? Bu triği de şöyle öğreteceğim. Bak şimdi. Bak şimdi.
Gel geri gel 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 gel. Gel gel. Anlaşıldı mı chat? Sevdiniz mi? Nasıl topik? Güzel değil mi? Şimdi bak. Burada web app'im var senin. Tamam mı? Şimdi buradan XAML'in geliyor. Tamam mı? Şimdi bu adama ben hacker.h.com yazacağım. Hacker.com'a get request'i göndertebiliyor muyum? Bunu yaptığımı az önce gördünüz. Değil mi? Peki bu response bu adama gelmiyor mu? Geliyor. Peki bu response geldiğinde de ben ikincil bir XAML cevap dönsem ve bu XAML de parser tarafından işlenmeye devam etse. Güzel olmaz mı? Bence mantıklı olur. Çünkü neden biliyor musun? Bak, size sorunu anlatacağım abi. Sorun şu. Şimdi şu örnekte hikaye neydi? Bu adam ne yapıyor? Şu dosyanın içeriğini gelip buraya koyuyor, değil mi? Bak, bu dosyanın içeriğinde hiç küçüktür işareti yok. Bak, ben bu parser aslında bu tree'yi buradan kaldırırsam biz aslında parser'a bunu parset dedik. Tamam mı? Adam da bana ay session nasıl? Adam da bana hata verdi. Tamam, sen çalışıyorsun mu? Sen çalışıyorsun, gel. Tamam mı? Writer değil. Hani şunu parset dedin. Tamam mı? Peki abi, okuduğun dosyanın içeriğini koyuyor ya adam buraya gelip. Hani okuduğun dosyanın içeriği buysa zaten sen bu hatayı alıyorsun. Peki okuduğun dosyanın içeriğinde bir tane karakter var abi. Mesela okuduğun dosyanın içerisinde Mehmet İnce geldi, tamam mı? Ama İnce ile Mehmet arasında küçüktür işareti var. Parser için bu tag demek. Tamam mı? Send dersen parser error vermeye başlıyor. Bak, o dosyayı okutmayı başardın. Gel geri biraz. Tamam mı? Geldin, okumak istediğin dosya. Tamam mı? File 2 nokta üst üste. İşte home user creds nokta içerisinde creds nokta XAML. Abi, bu XAML dosyasında credential var. Ama dosyanın kendisi XAML. Sen bu XAML'i alıp buraya adama parser esnasında koydurttuğunda adam oluşan nihai XAML'i parse ettiğinde o datayı data olarak görmüyor. Mesela içerisinden şu çıksın. Tamam mı? Cred, cred. ASD, ASD. Adam bunu sana print etmiyor geri. Sıkıntın var. Yani küçüktür işareti olduğu anda bu parser için tag anlamına geliyor. Bunu nasıl aşacağız? Derdim bu. Sorun anlaşıldı mı? Backslash yer mi diyorsun da abi, dosyanın içeriğini tutamazsın. Dosyayı encode edemiyorsun. XAML'de encoding diye bir feature yok. Bu datayı encode et de diyemiyorsun. Kaçış karakteri de öyle bir imkanın yok. Hani sen parser'ı kendin implemente etmiyorsun. Sıkıntı, okuduğun dosyanın içerisinde küçüktür işareti konduğu an itibariyle ya da okuduğun dosya XAML ise parser sana o datayı vermiyor abi. HTTP get'teydik de oraya bağlayacağım abi işte yani. Anladın? Boşluk koyarsan da parsing error verecek. Okunan datayı C data içerisinde ekranda yaz diyemiyorsun XAML'de. Yani document type üzerinde yapamıyorsun bunu. Ne yapacağız? İşte şu özellik var ya, benden aldığını da tekrardan sana okutabilirim kapabilitesini sağlayabilirsen abi, hani şöyle bir şey yapacağız. Tüm tagleri kaldıramıyoruz işte. Bak, CData abi, programcı gözünden bakıyorsunuz. Programcı gözünden bakıyorsunuz. Programcı buraya küçüktür işareti koymak isterse kendisi bunu CData olarak yazabilir. Tamam mı? Ama senin burada bunu yapma imkanın yok. Şu dosyanın içerisinde XAML var. Onu buraya program bu şekilde koyduğu anda CData ile koy diyemiyorsun bu entity'ye. Çalıştır kafayı. Benim planım şu abi. Ben diyeceğim ki bir XAML göndereceğim. Birinci payload. Bu payload buraya bir get request'i oluşturacak. Tamam mı? Bu get request'i bu adama diyecek ki ikinci bir direktif verecek. Ve ikinci direktifte de diyecek ki işte dosyayı oku. Tamam mı? Hani creds.txt'yi oku. Ama bu dosyanın içeriğini tekrardan get request'i ile get request'inin içerisinde bir p parametresine koy
Bir daha buraya get request ile gönder. Parser'ın o datayı yazmasıyla ve bana göstermesiyle ilgilenmiyorum bile. Böylece hacker.com'un içerisine gelen ikinci get request'inin URL'inde geçen parametre o dosyanın kontenti olur. Anlaşıldı mı? Yandı mı kafalar? Benim kafa zehir. Çok iyi. Ben bunu yıllardır kullandığım bir teknik. Hatta bir Zero Day yayınladım. Bak kaç yılı? 2016 yılı. Benim yayınladığım bir Zero Day bu. Afterlogic Webmail Pro ASP.NET'te Administrator Account Disclosure via XXA diye bir zafiyet yayınlamışım. Halit'le birlikte yayınladık bunu. Bir Pentest'te karşımıza şimdi de anasını sattı bunun ülkesinde. Herkes Pentest'te karşımıza çıkan ürünlerde Zero Day risklerini araştırıyoruz diyorlar. Siktirin gidin aga. Yıl 2016. Görüşmeyelim yani. Niye sinirlendiysem. Bak şimdi biz burada nasıl bir trik yaptık biliyor musun? Bak sorunu anlatayım size abi. Sorun. Okumak istediğim dosyanın içeriğinde XML var. Bir tane endpoint var. Endpoint de burası. Spellcheck ASP.X sadece gösterdiğim kısmı okuyun. Bu dosyaya gidip bu config dosyasını oku dersem bana bunu gösteremeyecek. Çünkü içerisinde XML var. Tamam. Anlaşıldı mı? Hikaye. Ben şimdi ne yapıyorum? Size kodları kopyalayaraktan hızlıca göstereceğim. Şimdi bunlara yazdırmayın bana bir daha diye. Tamam mı? Bak şimdi. İki tane dosyam var. Bu hacker.com'da ve adı test.dtd'di. Ya beni bir sal. HTTP. Burası senin yönetebildiğin bir yer. Hacker.com test.ddt. Tamam mı? Mutabık mıyız? Bu dosyanın içerisinde bir document type var. Bak iyi dinle chat burayı. Bu document type diyor ki şöyle birazcık sana şey yapayım göstereyim. Tamam mı? Bu document type sana diyor ki bir tane entity'm var. Bu entity'nin adı payload'ın pile kısmı. Ve yap ve dediği şey gidip Windows'daki şu settings dosyasının içeriğini oku. Ne öğrendiniz? XML parser bu komutu görürse abi alır bunu okur ve entity'nin içerisine koyar. Buraya kadar tamam mıyız chat? Bak. Buraya kadar tamam mıyız? Buğra Eskici, sunucunun internet erişim yoksa ne olacak? Ona da trik göstereceğim. Bekle. Tamam. Bir entity daha tanımlıyorum. O entity de diyorum ki o entity'nin içerisinde bir entity tanımım var. Diyorum ki bu entity'nin adı trick. Bu işaret, şu işaretin encode'u talep parsing'de karışmasın diye. Ona da diyorum ki bak aga attacker ya burası neresi olacak? Hacker.com olacak. Hacker.com'a bir request daha göndereceksin ama p isimli parametrenin değerine bak. Bak değerine neymiş? Dinamik olarak PAYL değişkenini istetiyorum. O da ne? Şu dosyanın kontenti. Yani şu dosyanın içeriğini XML'in hiçbir şekilde parse etmesine müsaade etmiyorum. Hiç dokundurtmuyorum. Peki ne yapacağım? Application sunucusuna tamam mı? Şurayı da hacker.com diye değişeyim. Hacker.com tamam mı? Bak burayı kopyalıyorum. Yok burayı kopyalamayacağım. Bekle anlatacağım. Sakin. Sil. Bekle. Geliyor. URL too long falan filan olmaz. 2000 yani default 2048 karakter URL'de gönderebiliyorsun abi. Tamam mı? Bak burada burada hacker var. Tamam mı? Burada web application var. Burada da aga. Tamam. Burada da hacker.com var. Tamam mıyız? Bak şimdi. Ben şöyle bir XML olarak uygulama sunucusuna şu payload'ı gönderiyorum. Tamam mı? Application server'a giden bu. Tamam mı? Place the image. Tamam. Şunu da alıyorum buradan. Şunu bir alta indireyim de diğer ekranda patlamasın lan. Hepiniz anlarsınız mevzuyu. Şunu da buradan kopyalıyorum abim sana. Bunu da buraya koyuyorum. Bu da birazdan application server cevap dönecek. Bak şimdi iyi takip et. Tek seferde herkes anlayacak.
Birinci adım. Şu direktifi gönderiyorum. Bu direktif ne diyor biliyor musun? Benim bir tane entity'm var. Bak bu XAML'in aşağısında application'ın beklediği XAML içerisindeki değişkenleri tanımlayabilirsin. İşte users taglerini falan koy. Ben onunla ilgilenmiyorum. XAML olarak XAML parser şu kısmı devreye aldığı anda benim işim bitiyor. Uygulama peşinden ne bok yiyormuş umurumda değil. Tamam mı? Ben bu uygulamaya diyorum ki şu adreste bir DDT var. Bunu alır mısın? Remote olarak. Tamam mı? Peşinden de remote'daki değerler neyse, buradan gelen string neyse bunu da bu şekilde XAML parser'a veriyorsun. Tamam mı? XAML parser'a verdirtme özelliği bu şekilde yapılıyor. Bunu gören VVV diyor ki ben buraya gitmeliyim. Nereye gidiyor? Test.dtd dosyasını almaya. İkinci adım. Ben buna cevaben HTTP response'da üçüncü adım olarak bunu dönüyorum. Bunda ne diyoruz? Şu dosyayı, ulan sonuna kadar düzgün gider miyim? Gidemedim. Bir daha deneyeceğim. Bir daha gidebilirim. Allah'tan büyük mouse pedal. Çiçek. Bu dosyayı oku ve PAL değişkenine koy. Ardından bir entity daha tanımladım iç içe. Int ve trig. Buna da diyorum ki hacker.com'a bir request daha gönder. Ama bu sefer P adında bir get parametresi ekliyorum. Bunun değeri de az önce okuduğun değer olacak. Bunu söylüyorum. Tamam mı? Bunu gören, bu response'u alan XAML parser şuradaki bu direktiflerin sırasını şimdi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Sıra ile benden dönen response geldi. Üçüncü adımda dönen response'u aldı ve işletti. Tamam mı? O adım ne abi? İşin içerisinde. Şu ikisini çalıştır. Bu adam dördüncü adım olarak içerideki settings'i okur. Tamam mı? Beşinci adım olarak da sana bir get request'i daha yollar. Beşinci adım. Ama bu gelen request'in URL'inde XAML'in içeriğini görmüş olursun. Bu da nasıl yaşanıyor? Diyorsun ki remote'dan dönenleri XAML parser'a ver. Verdin. Remote'dan parse edilenlerin içerisinden integer ve trig'i de ver. Anladın? Bak. Buna ne deniyor biliyor musunuz? XXE out of band. Neden out of band? Sınır dışı. Bu web application sınırın dışına gitmeye çalışıyor çünkü. Hikaye bu. Anlaşıldı mı? Çok güzel bir soru geliyor beklediğim. Int ve trig yerine PAL olsaydı ya da reis özet geç diyenler yayın tekrarını izleyebilir dostlarım. Neden ben bunu kendi sunucumdan serve etmeye kasıyorum? Sorusunun cevabını anlamanız için arkadaşlar oturup sizin kendinizin bakması gerek. Bunu samimiyetle söylüyorum. Yani cevabını bilmiyor olsam gerçekten bilmiyorum derim. Bunu bu kanalda çok gördünüz ama bu yine güzel bir korstan da size bir ev ödevi vermek istiyorum. Neden bu kadar zahmet çekiyorum ben abi? Hikayenin şu XAML dosyasının içeriğiyle alakalı olduğunu biliyorsunuz. Bunların tüm hepsini buraya koysaydık olmaz mıydı hocam? Bir deneyin bakalım dostlarım. Bu tanımları doğrudan buraya koyduğunuzda neyle karşılaşacağınızı çok merak ediyorum. Bu session'ın ödevi size bu olsun. Bak ben şu keyword'ü gördüğüm anda bu hikayeye girdim zaten. Out of band mevzusu. You can detect blind XSS. Zaten arkadaşlar hani XSS'leri mesela bu collaborator client bana bir URL veriyor otomatikman. Tamam mı? Access the lab. Hani XXE'nin varlığını tespit etmek için şu size yeterli her zaman onu söyleyeyim. Payload olarak abi benim şurada yaptığım şu repeater'da şu arkadaş vardı ya bak abi. Şu cred bana gösteriyor göstermiyor bunlarla hiç ilgilenme git kendi bir tane sunucuna
Bir XXA'yı tespit etmek için şu doc type'ı koy, sana HTTP GET request'i ya da DNS çözümlenmesi geliyorsa XXA vardır. Sonra veriyi almanın yollarına bakarsın abi. O başka bir konu. Zafiyeti tespit etmek için şu satırı eklemek yeter. Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Same origin policy tamamıyla browser ile alakalı bir şey. Directus. Burada server to server backend'de parsing ile ilgileniyoruz abi. Başka hiçbir şeyle değil. Evet chat. Anlaşıldı mı konu? Peki bu sunucu dışarıya çıkamazsa ne yapacağız? Hani nasıl veriyi çıkartabiliriz diye sorarsanız zor. Onu söyleyeyim. Göz göze bakalım az chat. Oh, gene güzel bir yayın oldu be. İyi eğitim yaptık yani. Şimdi Burak Eskicim, böyle bir durumla karşılaşırsan, yani uygulama sunucusu dışarıyla interaction'ı yok ise abi, senin gerçekten doğrudan yapabileceğin bir şey pek yok. Environmental hikayelerden yararlanman lazım. Yani olayı SSRF'e çevirip hani içeride bir servisi exploit etmeye çalışman lazım, ama o da blind SSRF olacak. Gerçekten zor bir topuk yani, hani şöyle net bir çözüm diye bir konu söyleyemem size. Böyle bir vaka için. Bir de bunun arkadaşlar size anlatmadığım bir de şey var. XLST parsing hususu var. O bambaşka bir konu. Ama aklınızda bulunsun. Yani şunu söyleyeyim. Backend'in her zaman sizden şey almasına gerek yok. Nedir onun adı? XML'in bekliyor olmasına gerek yok. Bir Word dosyasının pars edilmesi için bir Word dosyası bulayım bir yerden size. TMP CD test CD docx bak şöyle bir şey yapacağım, ayarlıyorum da size haber edeceğim bir saniye. CD docx / rmref nokta rmref wells rmref word ha. Ağzına sağlık, muhasını klavyene sağlık, çok güzel eğitim demişsin. Eyvallah dostum, gel şimdi gel. Çok basit bir örnek. Hızlıca anlatayım size. Mesela burada bir tane Word dosyam var benim elimde, tamam mı? Test.docx. Bu Word dosyası abi. Sen Word dosyasını unzip edersen içerisinden XML çıkıyor. Yani bir web application senden docx alıyorsa, XLST alıyorsa, yani Excel dosyası, Word dosyası alıyorsa, onu İçinden veri çıkartmak için unzip edip içindeki XML'i parse edecek. Anladın mı? XML'i parse ettiğinde de benim en sevdiğim dosya budur. Kod, tamam mı? Ayda kod. Aynen. En sevdiğim dosya da budur. Aa, çoktan eklemişim bile, anasını satayım zaten. Hani şu satır normalde olmaz, tamam mı? Gel bunu bu satırı ekle ve kaydet. Ardından da yapman gereken şey zip-update ile bu kaydettiğin dosyayı docx'in içerisinde update'lersin ve bu docx'i karşı sunucuya yüklediğin anda, çünkü bu docx ziplendiği için binary format, post request'in içinde göremezsin, karşıya gittiği an itibariyle aslında arka tarafta XML parsing oluyor arkadaşlar. Bu konuyu merak eden arkadaşlarımın hepsini HackerOne'da HackerOne, Allah söyletti, HackerOne.com HackerOne'ın write-up'larına bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani birçok HackerOne XXE dediğinde hani insanlar XXE'yi nasıl gerçek hayatta, mesela bak PowerPoint files, PowerPoint dosyalarını parse ederken, ya bak buradan çıkmış adama $2000 veren. Bu değişik bir dünya. Gerçekten sevmiyorum. Hani. Bak adam ne yapmış abi. Bak nasıl zafiyetin varlığını tespit etmiş. Kendisinin bir tane web sitesi varmış. Bak bu çok uzun bir payload. Ne gerek var ya. Hem hostname'e git diyorsun hem falan. Sığırlık. Bir de gitmiş DTD'yi burada tanımlamış. Kendi sunucusuna get request'i gelince anlamış ki buradaki XML parser'da document type definition'ları kullanabiliyor. Hah, bu zafiyeti nasıl çözeceğiz mi diyorsunuz? Çözmeniz gereken tek yöntem XML parser disable DDT.
XML parser'ınızdaki document type definition tanımlarını disallow ederseniz XML parser sizin şuraya yazdığınız bu doc type'ı görmez, okumaz, umursamaz. Sen de hiçbir alt yapamazsın. Evet chat. Ne habersiniz? Ne yapıyorsunuz? Bir satırlık mıydı çözüm? Aynen bu kadar. Word dosyası upload ettiğim bir kez de buna bakılabilir. Oğlum ben bunu söyledim zaten az önce ya. Oturdum terminalde, o yüzden gösterdim. Hocam seni yeni gördüm. Crossfire. Crossfire 12-19. Yayının başından beri burada mısın dostum? Bu kadar basit ve hala bu kadar açık. Abi küçük görmeyin. Kolay bir şey değil ya. Yani var. Yine daha yeni mi geldin? Aga be. Çok güzel eğitimdi. Sen yazılımcı mısın? Ne yapıyorsun? Anlatsana biraz. Sektörde tecrübene dayanarak bunu gerçek hayatta olasılığı nedir? Kaç teste bir denk geliyor bu zafiyet? Ya şimdi uygulamanın ne iş yaptığına bağlı abi hani bu hikaye. Ama ben mesela XXE zafiyetini hani şey yaptığımızı hatırlıyorum. Bak şöyle bir zafiyetle karşılaştığımı hatırlıyorum yakın bir testte. Hemen kolayca anlatayım mı size? Şimdi hızlıca anlatayım abi. Bir tane mesela işte post slash x diye bir endpoint'e gidiyordum. Tamam mı? Ay sal beni bir ya. Heh. Tamam bu host asd.com. Sakinim. Tamam mı? Benden mesela x diye bu hikaye nasıldı lan? Bak kafanız karışabilir ya. Bak şöyle bir hikayeyle karşılaştım ben yakın dönemde abi. Tamam mı? Sil bunları. Sil. Sil agacım. Sil zaten kaldı 10 dakika. Alın size advanced pentest, eline sağlık abi. Yok la bu advanced değil ya, introduction. Daha dur. Şimdi bak şöyle bir hikayeyle karşılaştım. Burada bir insert işlemi vardı, tamam mı? Yani bir şey post ediyorum ve bu application'ın database'ine, tamam mı? Bu data insert ediliyor, tamam mı? Sonra başka bir ekrandan bir şeye tıkladığımda database'den benim customer bilgilerim toplanıp internal bir servise gönderiliyor, tamam mı? Intern servise gönderildiğini nereden anladın abi dersen çok başka bir hikaye. Tamam, onu da başka yayında anlatırım. Şimdi ben şunu yaptım. Database'e gittim, bir tane XML kodu insert ettim. Tamam mı? Hani şimdi bu verileri bana gösterdi, yani XML kodunu encode ederek gösteriyordu. Ama bu datayı XML'in içerisine koyup başka bir servise göndereceği zaman encoding yapmaz. Modern web application'lar genellikle veriyi gösterdikleri view katmanında encoding yaparlar. Giden datanın üzerinde encoding'i çok gerçekleştirmezler. Ben şöyle bir vakayla karşılaştım. Bu adam abi şu web servisine XML gönderiyor, tamam mı? Ben de saldırı kodu olarak doc type yazmaya başladım. Size şu gösterdiğim az önceki XSS kodunun aynısı, yani şurada duruyor mu anasını satayım? Ha. Duruyor. Saldırı kodu olarak geldim, bunu yazdım. Tamam mı? Ver bana bunu. Ver bana. Seri ver aga. Seri. Hah. Tamam mı? Geldim ben bunu yazdım. Aga. Şimdi bu benden çıktı, application'a geldi. Application bunu database'e kaydetti. Sonra başka bir uygulamanın özelliğini kullanarak database'den bu veriyi alıp bu uygulamanın backend'de post request'i gönderdiği bir XML parser servisini exploit etmeyi başardığımı hatırlıyorum. Buradan da çıkıp request benim application sunucuma gelmişti. Buradan ta böyle. Gerçek hayatta karşına çıkan, yani konuyu her zaman şöyle bir endpoint'te XML var, sadece oraya gidiyoruz olarak bakmayın. Kafanız açılsın abi. Hani bakış açınız değişsin hikayeye. Of. Vallahi güzeldi ya. Ben eğlendim yani. Güzel bir eğitim oldu. Helat ne güzel oynadı. Ben onu çok seviyorum ya. Screenshot'ı yapıştırıp elimle yürütüyorum falan ya. Çok hoşuma gidiyor.
Abi bak şu anda bu yayını, bu eğitimde aydınlanan herkesin, tamam mı, benim Twitter adresimi mentionlayarak hissiyatlarının tweet atmasını istiyorum. Çünkü niyetim çok basit, çok basit bir niyetim var. Herkese ulaşmak abi. Herkese ulaşmak. Abi seni keşfettim ve nasıl önceden seni bulamadım, çok pişmanım. Aga be. X forwarded host nedir? Başka bir konu. Üstad inşallah daha güzel yerlere gelirsin. Eyvallah kardeşim. İyi niyet dilekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Cuma günü konferansa bekliyorum hepinizi. Yani konferans eğlenceli olacak gibi gözüküyor. Yani bakalım. 13 follower'um var Twitter'da. Olsun abi, yani MDI Sec Stream hashtagini kullansan benim için yeter yani. Hani MDI Sec Stream dersen ya da MDI Sec dersen. XML Protection için WAF'larda şemanın upload edilmesi gibi durumlar olabiliyor. Bu eğitim sonrasında atlatılamaz gibi algılıyorum. Ne dersin? Atlatılamaz gibi algılıyorum. Yalnız süperdi, ağzına sağlık demiş Eser Solmaz. Eyvallah abi, teşekkür ederim. XXA'yı otomatize etmek çok kolay değil. SQL Map vesaire. Ben her şeyi manuel yapıyorum. Bu kanaldakiler biliyor beni abi. Zafiyeti bulana kadar her şey manuel ilerler bende. Hani otomatize ya, Pentest'te otomatize ne kullanıyorsun dersen, zafiyeti bulduk daha sonra SQL Map abi, kasamıyorum yani. Abi detaylı WordPress kullanımı için yayın yapmış mıydım? Ben de yeni sayılırım. Yaptım. Başka bir kanalda yaptım. Luniz'in kanalında yaptım. Bu kanalda bir daha yapacağım. Biz iki kardeş bir proje geliştiriyoruz. Güvenlikle ilgili sorun var. DC'ye gelin dostlar. Sorusu olan arkadaşlar Discord'a gelebilir. Zaten bizim Discord kanalında böyle sürekli canlı kanlı Hack the Box makine çözümleri falan yapıyor topluluktan arkadaşlar. Onlara katılabilirsiniz ama onlara subscription'ların bulunduğu kanalda açıyor arkadaşlar genellikle. Hani ben sub olmak çok isterim ama öğrenciyim. Hani param yok abi, o yüzden ama Discord'daki o eğitimlere de katılmak istiyorum dersen samimiyetle gel Discord'a bana yaz. Ben sana subscription hediye ederim can dostum. Canın sıkılmasın bir şey kaçırıyorum diye. Twitch'te hiçbir yayın sublara özel diye bir şey yok bende. Hani onu direkt Discord'a yapıştırmayacaksın abi. Onu browser'a yapıştır, o seni actual Discord invitation'a yönlendirecek. Durumlar böyle. Nasıl eğitimdi? 179 kişi görüyorum şu anda. 179 kişinin artı bir yazmasını isterim. Beğenmeyen eksi bir de yazabilir ha, ne olacak yani. Sıkıntı yok. Güzel. Eğitim iyi geçmiş. Ben buraya bir story atayım ya. Az beklesenize. Yazmaya devam edin siz. Herkes artı bir yazsın. Vatandaşa sordular eğitim nasıl geçti diye. Beğenenler artı bir yazıyor. Yes. Nice. Nice. Vatandaşa sordular eğitim nasıl geçti diye. Güzel. Alt tarafı banlarız yazan eksi bir diye diyor. Discord sayfa yok olur mu lan? 1200 kişiyiz Discord'da. Çözdür gel. Instagram için benim burada komutum yok herhalde ya. Bilmiyorum, bizim modlar ekler şimdi Instagram'ın linki. Ama MDI'sek abi yani. Yani Twitch kanalının adıyla aynı. Slash MDI'sek. Konferansta soru olayı nasıl olacak? Çok katılımcı var. Bilmiyorum ki abi. Yani kan çıkacak ya. Sorular alamayacağız herhalde. Bir iki tane seçelim ben göz ucu. Ya 1,5 aylık yayıncıyım. Güzel soruları yakalarım diye ümit ediyorum. Ego'ya gel. Ah, vallahi güzel eğitim oldu ya. Oh. Konferans chat savonlu olsun. Yok abi ya. Olmaz yani. Eser Solmaz subscribe olmuş. Teşekkür ederim dostum. Kesene bereket. Eyvallah. Yani bu kanala subscription olmanızın karşılığında hani en önemli konu benim abi. Böyle ne kadar insanlara katkı verebildiğimi hissetmiş oluyorum. O yüzden o da beni mutlu ediyor. Teşekkür ederim yani. Herkes sub da o şeyden oldu. Nedir onun adı? Seferihisar'daki kimsesiz çocuklara yardım kampanyasında böyle sub yığını oldu ortalık yani. Hani bir 5-6 gün sonra bitecek, daha insancıl subscription sayılarına düşeceğizdir kesin yani. Hani o vatandaşların hepsi yenilemez ya.
Sıfırım, nereden başlamam gerek falan demiş, silinmiş mesajlar. Bizimkiler gözden kaçırmaz hiçbir zaman. Son iki dakika. Yazın sorularınızı, seriyi göreyim. Güzel soru görürsem hemen cevaplayayım. Ondan sonra kapatacağız. Sab olacaktım ama tel de sab olamıyor demişsin. Aga be, bilgisayarını aç. 8 yaşından beri Pentest üzerine uğraşıyorum. Şu an bilgi işlem sorumlusuyum. Buradan çok sıkıldım. Hayalim olan Pentest almak istiyorum. Altyapım var. Tavsiyem var mıdır? Seni yormayacaksa. Tavsiyem abi, siber güvenlik. Herkes Pentester arıyor. Tüm firmalar Pentester arıyor. Vur başvuru bir tanesine. Fırla geç. Gel gel. Su çok sıcak. Ben çok seviyorum. Su burada güzel. Buğra yazmış. Mobilden dolunuyor. Rahat ol sen diye. Abi Emir Karşıyaka'da eğitim veriyor. Hep birlikte oraya mı geçsek? Twitch'te mi veriyor Emir? Twitch'teler mi? Evet. Adresleri ne? Bana seri Twitch'in Karşıyaka'lı mı? Sizin hepinizi Emir'e bir şey yapayım. Bakalım ne yapıyorlarmış. Raid yapalım mı gençler? Hazır mısınız raid'e? Emir'imin... Poturet başlayacak. Var mısınız Ray'de? Ray Channel. Bak, ortak mesajımız şu. MDI Sec kralından selamlar getirdik. Yazın çok egoist olur. Başka bir şey yazalım. Siktir edin bunu. MDI Sec'ten selamlar yazın. MDI Sec'ten selam yazsın herkes. 2 dakika yazın, abanın, spamleyin ortalığı bir 3-5 dakika. Ondan sonra herkes çıksın abi. Tamam mı? Hani hikaye bu. Birazdan raidliyorum sizi abi. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmayan ve burada benimle olan 200 kişi can dostuma çok teşekkür ederim. Discord'da herhalde bu işin devamında lap makine çözümleri yapar arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere dostlar. MDI Sec is out.